Az bir yolculuğa davet ediyoruz. Unutmayın, trenimiz her gün saat 10'a 10 geçe 95.1 Özgür Radyo frekansından kalkıyor. Bekliyoruz. Birlik sofrası. Bahçalarda gül dal var git ellerin yari, sen bana yar olmasın yüzüme gülme bari güllü yar. Ah benim al yârim, yan al gül yârim, ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim, güllü yâr. ...95.1 Özgür Radyo'da bu haftaki konuğumuz bir yazar değil. Bir şair, bir yorumcu, bir aykırı müzik sanatçısı değil. Bugün konuğumuz bir doktor, bir tıp doktoru. Genel cerrahi uzmanı Doktor Ali Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yücel Bey. Evet, Gaziantep'lisiniz. Evet. Göçer bir ailenin çocuğusunuz. Fakat biz bu doktora fazla değinmeyeceğiz. Daha çok sağlık konusunu konuşacağız. Ama şöyle kısa bir değinirsek, ilginç bir geçmişiniz var. Öğretmenlik ve yapmak istemişsiniz, doktorluk yapmak istemişsiniz. Her ikisini birden yapmışsınız. Evet, o zaman şartlarında biz önce öğretmen okuluna gittim, üniversiteye gittim. Öğretmen okuluna Ağrı'ya tayinim çıktı, Yukarı Tütek diye bir köye. Köyde zaten gittiğimizde 8 ay kar vardı. Sadece sınavlara inebildik. O sınavda o zaman tıp fakültesi revaçtaydı. Şu anda revaçta. O zaman revaçtaydı. Bütün işte bir deneyelim dedik tıp fakültesi. Severdim doktorluğu. Özgeçmişinizi incelerken bir şeye çok tanık oldum. Siz özellikle İngilizce eğitim veren okul tercih etmişsiniz. Ya şöyle kendi çocuklarıma da diyorum. Yani şimdi babam öyle derdi. Bir insan. Gerçekten şunu görüyorum. Yurt dışına gittiğimde görüyorum. Yani siz o dili bilmediğiniz zaman o insanlarla bağdaşamıyorsunuz. Siz sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de yaşarsanız tamam, ama yani bir dış ülkeye gittiğiniz zaman o dil önemli. Ya dış ülkeye gittiğiniz zaman da şunu görüyorsunuz. Bizim ülke için demiyorum ama hangi ülkeye gidiyor? Yani yurt dışında Kırgızistan'a gittim, Azerbaycan'a gittim, işte Doğu Blok ülkelerine gittim.
hadi Batı ülkeleri anlamı, Doğu blok ülkeleri bile, Arabistan'da bile bugün İngilizceyi ana dili gibi konuşan çok insan var. Ama bizim Türkiye'de maalesef bu yok. Yani onun için dedim ki benim bir dilim olsun. Bir demeciniz var bir gazetede, demişsiniz ki öğretmenlik yaptım, ardından vaktim olamazdı. O yüzden akademik kariyer yapmadım demişsiniz. Doğru mudur? Vaktim yoktu, doğru. Çünkü şöyle, hastalarla birebir iletişim çok iyi benim. Yani gerçekten evet. Hastalarım da iletişim iyi. O kariyer için işte şimdi zamanım var. Şimdi yapacağım artık. Evet. Sizi neden konuk ettik onu söyleyelim. Çünkü ben 2 yıl boyunca kanser tedavisi olacağım diye gezdim. Ama sizle geldim. Siz kahkaha attınız. Siz kanser değilsiniz dediniz. Ve şu an sapasağlam karşınızdayım. Sayenizde. Sağ olun. Evet. Şimdi bize SMS ile ulaşmak isterseniz 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa eğer ozgurradyo@ozgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Evet hocam, hemen konuya geçeyim ben. Mide ünseri nasıl seyreder? Şimdi mide ünseri genelde son zamanlarda çok fazla. Neden fazla? Bir kere yeme alışkanlığımız değişti. Bir de stres var. Şimdi daha önce bizim baktığımızda, yani bundan 40-50 yıl önce yine mide ülseri vardı. Yani gastrit eskiden beri olan bir şey. Ama onun, bu dönem çok yoğun. Neden acaba? Sebebine gelince, mide devamlı asit salgılayan bir organ. Yani midedeki asiti çıkarın, bu masaya dökün, masayı deler. O kadar yoğun bir asiti var. Siz eğer stresli anınızda bu asit de daha da artıyor. Yani beyin olarak stresli olursanız asitiniz daha da artıyor. Bir de eğer yeme alışkanlığınız, yani siz doğal şeyler beslenmiyorsanız, işte yani midenizi yoracak. Mesela Türkiye'de ben şunu görüyorum, hastalarıma şunu tavsiye ediyorum. Yemek yerken mesela biz genelde bakıyorum, ben de öyleydim şimdi. 1, 2, 3, 4. lokmada yutuyoruz. Normalde bir normal yemek yemede en az o çiğneme oranının 10 olması lazım. Çünkü ağzımızda bir salgı var. Yani yaradan öyle yaratmış, ağzımızdaki salgıyı önce yiyeceksin. Salgı bunu ezecek. Ezdikten sonra mideye gönderiyor. Ama biz ağzın işini direkt mideye yüklüyoruz. Böyle yeme alışkanlıkları 1, beslenme alışkanlığı 2, stres 3. Evet. Hocam peki hangi yaşta da daha sık görüyoruz biz mide ünserini? Mide ünserini genelde 20 ile 40 yaş arasında görüyorsun. Yani 40 yaşından sonra çok, yani 40'ta 50 yaş arasına kadar devam ediyor, ama ondan sonra ülser dediğiniz zaman biraz durmak, düşünmek lazım. Eğer hastanın, o zaman endoskopi yapmak lazım hastaya. Yani 20 ile 40 yaşlarında tamam, o oraya kadar okey, hasta tedavi edebilir, ama daha sonra eğer devam ediyorsa, düzelmiyorsa, o zaman mutlaka endoskopi, yani boğazına bir hortumla gireceğiz, bakacağız ışıklı görüyor. O baktığımız şeye göre, eğer ülseri varsa ona göre bir tedavi uygulayacağız. Peki hocam, halk arasında bir inanış var daha çok. İnsanlar diyor ki çorba içerseniz bu hastalığı yakalama oranınız düşer deniyor. Yani doğru mudur, değil mi? Şimdi şöyle bir şey. Mide çok boş kalırsa gerçekten, yani yeme öğün mesela sabah, yani yeni alışkan sabah geliyor iş yerine, siz de geliyorsunuz. Veya işte bakın bir poğaça alınıyor, bir de çay alınıyor. Sabah kahvaltısı bu. Doğru mu öğlen, kahvaltı? Doğru değil tabii. Evet. Şimdi o çorba lafı nereden geliyor? Yani eskilerde mesela ben çocukken çorba yapılırdı sabahleyin. Çay falan yoktu zaten. Çay sonradan Türkiye'ye girmiş bir şey. Şimdi çorbayla sabah geçiştirilirdi. Yani sabah kahvaltısı çorbaydı. Ama şimdi yeni sistemde böyle işte iş yerine çalışan sonucu, bu doğru bir şey değil tabii, ama mecburiyetten yapıyor. Öğlen arası genelde yemek yenmiyor. Fast foodlarda yeniyor. Bu aradaki mide zaten asiti normal alması gereken gıdaları almadığı için, yani doluluk oranı da ona göre etkilediği için, doğal olarak hastanın asit oranı artıyor. Zaten bir de iş stresliyse üstüne meyil veriyor. Hocam geleneksel yemek yeme alışkanlığımız doğru bir alışkanlık mı? Ya bizim aslında geleneksel yemek alışkanlığımız doğruydu, ama şimdi şöyle, şu an doğru mu? Hayır. Şimdi mesela İnsanlar da niye bunlar oluyor diye ben gerçekten bir araştırma yaptığımda şunu gördüm. Şimdi eski çağlarda ülser yok. En azından hani o kitaplarda yok. Bak, hemoroid var ama ülserle ilgili bir eski kitaplar çok yok. Neden? Onun sebebi de şu. Şimdi insanlar normalde gün doğduğu zaman kalkar. Doğal olarak yemeğini yer, işte öğlenleyinde yer veya akşama doğru da yer. Veya gün battığı zaman da yatar. Işıksız olduğu dönemi düşünün. Şimdi biz bu düzeni değiştirmişiz. Düzen nasıl çalışıyor? Saat zaten geç kalkıyorsunuz veya normal kalkıyorsunuz. Saat 5'ten sonra, yani sizin normal insan vücudunun yatması gereken zaman, diyelim bugün hava 5'te karardı, 5'te yatmanız lazım. Siz 5'ten sonra yemek yemeye başlıyorsunuz. Televizyonu açıyorsunuz. Radyoyu açan geceleyin, ama televizyonunu açıyorsunuz. Televizyondan sonra oturup çerezinizi yiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. O saatten sonra mideye başlıyorsunuz yormaya. Şimdi ben reflü hastalarına özellikle diyorum ki gece yatmadan önce 2 saat yemek yemeyin.
dinlemeyin. Yani iki saat dinlendirin. İki saat yeterli midir yoksa daha mı aslında fazla olması daha lazım? Ya şimdi ne yapayım başka çare yok ya hasta. Ne diyeyim şimdi iki saat demeyince adam iki saati kurtarana kadar ölüyor. Sen diyorsun da iki saat. Ha, doktor bey diyor su içsem olur mu? Ya aynı saat ya su içmişsin. Peki hocam sudan bahsetmişken bir şey sorayım ben size. Su içmek mide için iyi midir? İyidir, şöyle iyidir. Her hastama söyleyeyim sabahleyin mutlaka bir bardak su için. Şöyle düşünün o da suyu da şöyle. Mesela bir evin yani bizim bağırsak sistemimiz ağızdan başlayıp işte anüs kanalına kadar büyük yaptığınız çıktığı yere kadar bir boru sistemi var zaten. Bu da evin boru sistemi gibi. Siz sabahleyin bir bardak su içtiğinizde o boru yavaş yavaş yani önden bir öncü gibi gidecek. Öncü kuvvet gibi bu en azından ortalığı temizleyip gidecek. Yani ben onu diyorum. Yani o sonuna kadar gider. Onun için sabahleyin bir bardak suyunun şöyle fayda bağırsak hareketleriniz artıyor. Ama siz direkt yemek yediğiniz zaman mide onda yoruluyor. Onun için mesela mide hızı normalde siz yediğiniz zaman bir yemeği yedin. Ne yerseniz yiyin iki saat içinde bağırsağa ulaşır. Yani ağzından aldığınız yemek iki saat. Ama düzgün yerseniz ortalama hız 45 dakikadır. Yani 45 dakikada mide işini bitirip öbür tarafa göndermesi lazım. Ama siz mideye dediğim gibi yoğun bir şey verirseniz ve ağır bir şeyler verirseniz bu sefer orada mide bunu ezmeye çalışıyor. Yoruluyor. Ondan sonra bakıyorsun makine mide... Makine gibi değil mi hocam? Tabii. Evet. Yani sonuçta sistem yine makine gibi çalışıyor dediğim gibi. Zorlarsan bir yerden patlak veriyor. Peki hocam çay alışkanlığı nasıl bir alışkanlık? Şimdi çaya bir şey diyemiyorum. Şimdi herkes içiyor. Ben de şu an çay içiyorum. Şimdi genelde önerim şu. Eğer çok çay içiyorsan şekere dikkat edin. Çok yani kalori açısından şekere dikkat edin. İkincisi çay çok koyu içmeyin. Yani açık çay için. Bir de bilmediğiniz çaylar koyu içmeyin. Koyu içilirse ne gibi sakıncası olur? Çok yani mide hastaları için tabii çayın içindeki ham maddeden dolayı çok koyuca acı bir tadı var zaten. O asit ortamını arttırıyor. Mesela çayı biz neden öner? Mesela mide demir haplarını verdiğimiz zaman çayın özelliği şu. Demir emiyor. Demir yani yemekle yediğin zaman emilimi azaltıyor. Çayın bir özelliği var. Ama biz yine hastalara diyoruz ki işte yemekten sonra çay için. İşte aynı anda demir eksikliği olanlar için. Sonra çok içmeden de yani %100 çok faydası var. Yani su açısından bir kere faydası var. Yani içinde su içiyorsun sonuçta. Çay faydalı mı zararlı mı? Ya faydasını zararını şimdi bir sürü çay... Peki hocam. Hayır, geçelim. Mide ülseri tedavi edilmezse ne gibi sonuçlar olur? Olumlu olumsuz. Şimdi mide ülserinde şu an son zamanlarda işte bu Nobel ödülünü kazandı. Helicobacter pylori diye bir mikrop var. Mikrobun özelliği şu. Mikrop normalde bu mikrop yani hiçbir canlı asit ortamı duramaz. Yani şimdi por çözünün içine halk anlasın diye por çözünün içine bir... sivrisine atın, dişiye atın veya elinizi soksanız yakıyor zaten. Orada canlı yaşamaz. Ama midede maalesef bu bir canlı üretildi. Bu asit ortamda üreyen bir canlı. Helicobacter pylori diye bir canlı. Bunu eradike yani öldürmeniz lazım mikrobu. Öldürmezseniz şu an çalışmalar, 20 yıllık çalışma var elimizde. Bu geri dönük her hastaya bak mide kanserli hastalara baktığımızda bu mikrop pozitif. Yani hemen hemen %90 oranında bir mikrop. Ama bu mikrobun kanser yapmadığını bilmiyoruz. Ama sonuçta kanser hastalarında bu mikrop pozitif olduğuna göre bunun bir riski var. Onun için Helicobacter pylori gördüğünüzde yani ülser tedavisinde bu mikrop varsa genellikle vardır ki bu mikrobu öldürmeniz lazım. Ve ülserli hastanın mesela en son ne yapıyoruz biz bu ülserli hastalara? En son bakıyoruz ki baş gelemiyoruz. Gerçekten eskiden 1970-80 yıllarında bunlar ameliyat edilirdi. İşte midenin iki tane bölümü var zaten. Alt bölümünde asit ortam yani asit üretilir. Bu bazı insanlarda yani değişik hastalıklar da var tabii gastronoma gibi işte sırf ülser üreten onları kesmek lazım almak lazım ama normal bir insan düşünün düzeltemiyorsunuz ilaçlarla. 6 ay kullanıyor, 1 sene kullanıyor. Ya bu ilaçlar ömür boyu kullanacak da bunun bir sürü yan etkisi var. Onun için biz o hastaya ne yapıyoruz? Ameliyatla o üst yani şey olan asit hocam, veren yeri gıdalar, alıyoruz. Hazır gıdalar helikobakteri arttırıyor mu? Bu onun tam şeyi bilmiyoruz yani biz de bilmiyoruz yani çalışmalarda o şey yok yani Helicobacter pylori'nin hangi ortamda üre hangi şey ama asit ortamda ürediğini biliyoruz. Evet. Peki hocam mide ülseri tedavisinde amaç nedir aslında? Amaç bizim yani bir kere doktorun benim hastalarıma önerim şu yani mesela bir doktorun yapması gereken hastanın bizim ömür uzatmakla çok benim kendi açımdan hastanın konforu önemli. Yani hastanın yaşam kalitesini doktor arttırması lazım. Yani ben geliyor hasta işte bana mide ülseri yani ne yapalım ne edelim diye. Şimdi her hastaneden bir tane elimde kağıt var böyle. Orada yazılar var işte. Sabahleyin şunu yiyeceksin, 3 tane zeytin yiyeceksin, 4 tane şunu yiyeceksin. İşte şu kesinlikle yasak, bu kesinlikle yasak, bu kesinlikle. Şimdi bunlar ben kendi açımdan söylüyorum. Bunlar çok doğru bir şey. Her hastanın
her hastanın kendine has özelliği vardır. Yani siz nasıl ayrı bir bireyseniz ben de ayrı. Mesela bakıyorsunuz bir hasta yeşil biber yiyorum diyor, ben midem asitim var diyor, hiçbir şey olmuyor diyor. Öbür hastaya bakıyorsunuz biber yiyor bir şey olmuyor ama su iç, çay içince midem aşırı. O zaman hocam sen biber çay yiyen Gaziantep'li olmasın. Ben mesela bende de arasında ülser, mesela strese bağlı ülser var. Ben mesela her akşam kendi açımdan kırmızı biber yiyorum. Tabii benim kendi annem de Antep'te yaşıyor. Annem organik biber yapıyor, yani organik dediğim kendi yapıyor. Biz kendimiz, yani hiç katkı maddesi yok, işte bazen kiremit tozu var diyor, bilmiyorum. Ben anne mesela özellikle ben biberde Maraş'a da gittiğim için, yani biber açtığın için söylüyorum. Evet. Bu yerlerde kurutuyorlar. Mesela onu normalde üstte kurutmak lazım. Yani güneş ışığını aldığı zaman. İşte onlara özen gösteriyorum. Ben valla bir midem ağrıyor ama biber yiyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Her akşam bir avuç yiyorum. Yani derken yemeğe atıp yiyorum böyle şeyleri. Yani nar eskisiyle biberi seviyorum. Ve hocam yani, peki ameliyatı siz pek uygun bulmuyorsunuz Ünsal'de. En son. Yani, neden böyle yapıyorsunuz? Şöyle bir şey, bakın ben genel cerrahım. Sonuçta evet, ben evet, ameliyat doktoruyum. Evet. Şimdi ben hastalara şunu diyorum. Bana çok ameliyat olmak için gelen ve ameliyat etmediğim hasta var. Evet. Ameliyat en son çözümdür. Neden en son çözümdür? Hastayı tedavi edeceksiniz. Mesela hastanın stresini alacaksınız, ilacını vereceksiniz. Her şeyi denedikten sonra. Doktorların yaptığı iş... Şimdi şöyle ameliyat, ben şöyle diyorum hastaya da anlatırken, bir bardağı kırdınız, o bardağı yapıştırıyoruz. Yani bunu ne kadar yapıştırabilirim ben? İş onu kırmamakta, yani onu kullanmakta. Yani onu kullanabileceğin kadar kullanacaksın ama artık parçalanmışsa yapacak bir şey, onu yapıştıramayacaksın. Çok iyi bir örnek verdiniz. Evet. Kısa bir ara vereceğiz hocam. Bu arada sayın dinleyiciler, doktorumuz Ali Bey'i her konuda arayabilirsiniz. Eğer çekinceleriniz varsa telefona, teknik masaya sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, ara. Seyirci mi arıyor? Dertliyim, kederliyim, her ne dese ağlarım. Dertliyim, kederliyim, her ne dese ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Hem söylerim ağlarım da, hem söylerim ağlarım. Gülmedim bu dünyada, gülmedim bu dünyada. Garip garip ağlarım da, garip garip ağlarım. Üzülme sevdiceğim, ben hep böyle ağlarım. Üzülme sevdiceğim, ben hep böyle ağlarım. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerim da, ha bu benim dertlerim. Yazma ile tükenmez, yazma ile tükenmez. Ha bu benim dertlerim da, ha bu benim dertlerim. Gökteki yıldızları sayalım elli elli. Gökteki yıldızları sayalım elli elli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki daha şüpheli,
öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyadan fayda yok, bu dünyadan fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. Bu dünyada fayda yok, bu dünyada fayda yok. Öteki de şüpheli, öteki de şüpheli. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Doktor Ali Durmuş, genel cerrahi uzmanı. Evet, sevgili dinleyiciler, her konuda sorunuzu bize sorabilirsiniz. Soru sormaktan çekinirseniz eğer sorunuzu teknik masaya yazın. Oradan bize iletirler. Evet hocam, hemoroid nasıl bir hastalık? Hemoroide gelince, şimdi tabii mideyi millet rahat söylüyor. Evet. Yani çok rahat mideyi ama şimdi hemoroid deyince hemen... Ben de kanallarda gene çıktığım konu hemoroid. Evet. Gerçekten ben bak işte 10 yıl oldu herhalde. Şimdi bu hemoroid konusunda çok şey söyledim. Yani 3 aşağı 5 yukarı değişen bir şey yok. Yani hemoroid tam Mısırlı zamanında olan bir şey. Ve tedavi açısından ondan beri tedavisi çok değişen bir şey değil. Ama toplumda maalesef bir sakıncalı alan gibi çok namahrem bölge olduğu için genelde doktora bile gösterilmeyen bölge. En büyük sıkıntı şu, hasta bana geldiğinde mesela geçen hafta iki tane ameliyat yaptım ben. Son aşamada giriyor yani bütün hemoroid bağırsak dışarıda. Yani bu hastanın tabii ameliyattan sonra ağrısı da çok fazla. Evet hocam, özür dilerim, teknik masa uyardı beni. Bizim SMS'le ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3960'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 93'ü arayacaksınız. Elektronik posta adresim ise ozgurradyo@ozgurradyo.com'a tıklayacaksınız. Evet hocam, devam edelim, özür dilerim. Şimdi böyle de olunca toplum açısından bir ne oluyor hemoroidde? Hasta tuvalete gittiğinde bir kanama görüyor. Genelde tuvalet taşları da beyaz olduğu için kanı görünce panik içinde oluyor. Tabii ilk soracağı kişi bunu mesela midesi ardında bir gidiyor aile hekimine soruyor. Ama şimdi hemoroidim var ya, yani benim bir kanamam oldu demiyor. Önce komşusuna veya güvendiği arkadaşına, sende de bir zaman kanama olmuş, ne yapayım diyor buna diyor. O diyor ben şunu kullanmışım. O da onu kullanmaya başlıyor. Peki hocam, hemoroid olmak için ne yapmak lazım? Şimdi demin dedik ya, yemek. Öncesi evet. Yemek zaten. Şimdi zaten diyet hem reflü açısından hem yani mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları, bağırsak kanseri, işte spastik kolon, yani bağırsakla ilgili bütün problemin ana şeyi eğer yapabiliyorsanız diyet. Yani siz diyet derken yani bir uygulama değil. Bir kere ne yapmanız lazım? Demin dedik ağzınızda çok çiğnemeniz lazım. Yani 10 defa çiğneyeceksiniz en az. Tabii. Bir de hastanın kabız kalmaması lazım. İshal da olmaması lazım. Zaten eğer uzun süreli kabızlık... Hocam kabızlığı anlıyorum. İshal ne gibi faktörü var? İshal olunca bak şöyle. Kanser hastalarında en büyük sıkıntı bağırsak kanserlerinde hasta uzun süreli ishal, uzun süre kabız olur. Ve hasta bunu fark etmez. Üstüne bundan sonra kilo kaybı eklenir. Hasta kilo kaybı da başladığı zaman ya da anemi eklenir. Halsiz kalır hasta. Bağırsak çok halsiz kalır. Sağ kolon dediğimiz yani sağ taraf tümörlerinde kan kaybeder ama gizli kandır, fark etmez bunu. Uzun vadede hemoroid de kanar, o da kanar. Hasta kanamasını doktora anlatır veya işte anlatır, der ki böyle böyledir. Ve sonuçta baktığınızda bu hemoroid kanaması değildir aslında 40 yaşın üzerinde. Kanser kanamasıdır ama hasta bunu fark etmez. Doktor da zaten gittiğinde ilaç yazar. Bununla ilgili bir şey anımı anlatayım. Bir gün bir yerde bizi bir görevlendirdiler. Bir dispanser gibi bir yer var. Oraya gittik Levent'te. Şimdi bir yer yapılmış. Yeni de bir yer. Biz de orada işte haftanın bir günü görev yapıyoruz. Bir çocuk reçete getirdi. İşte görevden bir tane dedi. Doktor bey, bu reçeteyi yazar mısınız? Hemoroid reçetesi. Dedim ya, hastayı görsek dedim. Ya doktor bey, yaz dedi bu reçeteyi. Ya dedim kardeşim dedim. Ya ne yaz dedim. Adamı görmedik. Bilmem ne, hemoroid mi değil midir. Yani hemoroide de çok ilgiliyim. Dedim yazmam bu reçeteyi. Biraz sonra
dediler ya doktor bey niye reçete, çok sinirlendi dediler. O dediler reçete, adam çekti gitti. Dedi o reçeteyi dedi, niye yazmadın dedi orada bizi görevli. Niye devamlı yazdırıyor, yaz dedi ya ne olacak dedi ya. Bu dedi binayı bağışlayan adamın reçetesi dedi. Ya dedi, bilsen yazardık kardeşim ne bileyim dedim binayı. Desen yazar hani psikoloji ve etkileniyor. Koca adam bina bağı bir reçetesini yazmamışsın gibi durumuna düşüyorsun. Sonuçta adam geldi. Bak geldi sonrasını dinle. Bir hışımla geldi. Dedi ki ya bu reçeteyi yazmamışsın sen dedi ya. Şu koca binayı biz bağışladık dedi. Bir reçete hakkımız yok mu? Bu devlet nasıl bir devlet ki dedi. Bir reçete yazdıramıyor. Ya dedim kusura bakmayın dedim yani görmeden yazmıyoruz ama dedim görsen ne olacak dedi aynen böyle konuşuyor görsen ne olacak ay gör dedi tamam yattı adam oraya bak o sinirle tamam ne göreceksin gör bak bakın bir muayene muayene ettik adamın bir santimde kanseri var düşünün rektum kanseri var adam 6 aydır burada ilaç yazdırıyor evet. Yani telefon açmış ben hemoroidim demiş şey ya bina sahibi ya bir hemoroid testi düzenler misin? Düzenleniyor. Bu çok yanlış bir şey. Bakın o hastayı biz 6 ay önce teşhis etseydik 6 ay boyunca bu adamın şu an hala yaşıyor. 8. yılı falan. Ama biz bağırsağını alttan kapadık. Bağırsağı dışarıda karnından şu an büyük abdestini yapıyor ama bu şekilde yaşıyor. Ama 6 ay önce biz onu teşhis etsek belki de o kurtulacaktı. Şu an normal tuvaletin aşağıda yapıyor. Ne kadar lüks bir şey. Bağırsağın dışarıda olması kadar kötü bir şey yok. Hala da görüşüyoruz. Ara sıra geliyor. Şimdi muayene falan da konuşuyoruz. Geliyor diyor ki ya diyor bir baksana doktor bey diyor. Ya neşesini kaybetmedi ama o böyle bir anekdotum oldu. Hocam genetik faktörler hemoroid etkiliyor mu? Oluşumu? Tabii. Ya bütün hastalıklarda genetik faktörler etkiliyor. Yani sizin eğer ailenizde böyle bir hastalık varsa genetiği tabii ki var. Ama %100 mesela şimdi meme kanseri için bahsedeyim. Annesi meme kanseri, teyzesi meme kanseri, anneannesi meme kanseri ise kuşak olarak bundaki yani kız çocuğunun meme kanseri olma ihtimali %25. Çok yüksek bir oran. Normalde halk arasında %1-2 iken bu %25 yüksek bir oran. Hemoroid de böyle. Yani ailenizde bir hemoroid hastalığı varsa o tabii etkiliyor. Etkilemiyorsak olmaz. Ama ana etkenlerden bir tanesi tabii bizim dışkı alışkanlığı. Kabızlık ana etken kabızlık. Yani genetiğin yanında bir de kabızlık. Evet. Hocam peki hemoroidde hemen ameliyat olmak gerekiyor mu? Yoksa... Hayır. Ben yine onda da mesela hemoroid hastalar geldiği zaman önce bir tedavi yani mesela hasta geç gelmediyse bunda da işte dereceleri var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece derken genelde hasta bize dördüncü derecede geliyor da birinci derece mesela hafif kanaması hasta kanar. Makatında eline bir şey gelmez. İkinci derecede hafif eline bir şey gelir yine kanama olur ama ara ara olur geçer. Üçüncü derecede makatın tuvalete çıktığınızda bağırsakla birlikte hemoroid de dışarı çıkar ve elinize gelir taharetlenirken falan ve o kendi kalktığınızda o kendi içine gider. Ama bir sıkıntınız olur oturamazsınız ağrı yapar. Yani tuvaletten çıktığınız zaman belli aralıklarla oturamazsınız orada bir sızlar oturduğunuz zaman çok ağır. Dördüncü aşamada ise hemoroid dışarı çıkar öyle kalır orada ağrı yapar o. O mecbur ameliyat artık o hasta artık zaten şey yapamaz yani ameliyatsız kurtaramaz çünkü devamlı dışarıda bir İki tane et parçası, üç tane et parçası olur. Peki hocam ameliyat oldu, iyileşti, tekrarlayabilir mi? Şimdi mesela bugün de konuştuk. Mesela bir goiter hastası geldiğinde goiter ameliyat ettiniz. Goiter'ın tamamını almak zorundasınız. Yeni konsept bu. Bu goiter tekrarlamaz. Bu goiter tekrarlıyorsa doktorun hatasıdır. Yani tekrarlayan dişi doktor benimki dişiymiş. Dişi falan yok. Bunun dişisi yok. Yani örneğin... Ama hemoroid de farklı bir. Şimdi goiter bir organ. Organı aldığınızda mesela burada bu bilgisayar attık bu da bilgisayar olur mu? Olmaz. Şimdi goiter tamamını aldık çıkardık attık. Hemoroid öyle bir şey değil. O hemoroid diye bir şey yok zaten. Hemoroid de kanser de yani kanser hayır, ya, değil yapma, yanlış değil mi? Yanlış. Yani hemoroid orada ne yapıyor? Hemoroid orada çıktığı zaman siz bunu ameliyat ettiğiniz zaman ben hastalarıma söylüyorum. Hemoroid olacak hasta bak. Goiter bak safra kesisi alıyoruz. Tekrarlama şansı var mı? Yok. Goiter'ın tekrar hayır. Kanser yapıyorsun. Kanserin başka yerde tekrarlama şansı. Tekrar aynı yerde olma şansı da yok. Siz iyi ameliyat yaparsan. Hemoroid ise şöyle. %50 doktor hatası. %50 hasta hatası. Hastaya diyorum ki bak ishal olunca, kabız olunca, ağrın olunca, kanaman olunca beni ara. Cep telefonu veriyorsun artık evet. Teknoloji gelişti. Veya bulamadın, ulaşamadın mesaj at. Veya yani olmadı gel. Canlı şahidim. Her aradığımda size ulaşabiliyorum. Tamam. Ya ulaş ya ula, yani bak öbür ameliyat ama hemoroid ameliyat olacaksanız ulaşabileceğiniz bir doktora ameliyat olun. Yani iletişimi kesmeyeceğiniz bir doktora. Yani doktora ulaşacaksınız. Çünkü hemoroidin tekrarlama oranı yüksek. Yani çok yüksek. Oldum, üçüncüyü oldum, dördüncüyü oldum. Yani, peki hocam hastalar genelde ameliyat olduklarında lokal anesteziden çok korkuyorlar. Bu... Ben ona ben de haklı lokal anestezide ben de yani ilk başlarda
Şimdi çoğu yerlerde lokalle, basit bir ameliyat diyorsunuz, lokalle yapıyorsunuz ama lokalle yapılan ameliyatlar, yani lokal o bölgeyi uyuşturma. Eğer iyi bir anestezi uzmanınız varsa, güveniyorsanız uyumakta sıkıntı yok. Şu anki ilaçlar, eskiden duyardık da işte anesteziden öldü falan. O zaman kullanılan malzemeyle şu an kullanılan malzemeler çok çok farklı. Yani anesteziden ölüm oranı çok çok azaldı. Yani bir malpraktis. Resmi rakamlar diyor ki 10 binde 6. Şimdi peki. Bak 10 binde 6 idi, bir madde var şimdi, piyasa ismini söylesek tuhaf oluyor da. Evet. O madde değişti. O madde çok ucuzdu. Şimdi devlet onu yasakladı zaten. Yeni sistemde o kullanılmıyor. Sadece Serovent diye bir madde var. Onu kullanıyorsun. Onun da ölüm oranı 10 binde 1. O da yani benim başıma, kimsenin de başına gelmesin ama yani sonuçta ameliyathane ortamı olduğu için çok çok zor bir alerjiniz olmadan sonra bile. Yani şimdi bir de yeni mesela sünnet yapıyoruz biz, hastaya korkutmuşlar. Diyor ki genel anestezi sünnet olur mu? Halbuki daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çocuğa zaten yeni anestezik madde verilmiyor bile. Yani hafif bir şey koklatılıyor veya kolundan hafif bir ufak bir ilaç var, onu veriyorsunuz. Çocuk 10 dakikayı duymuyor. Sonra da sünneti yapıyorsunuz. Şimdi, hocam anestezi olduğunda bellekteki bazı hücrelerin öldüğü söyleniyor. Doğru mu bu? Yok, o da doğru değil. Neden doğru değil? Siz yani bu şey açısından bir anestezik madde verdiğinizde siz solunumu iptal ediyorsunuz. Yani sizin solunumunuz gidiyor zaten. Yani büyük ameliyatlar için konuşuyorum, küçük ameliyatlar için değil. Yani sizin, şimdi hasta diyor ki, yani şöyle bir örnek vereyim. Hasta öyle bir şey olsa, hasta mesela geliyor hamile süt veriyor. Bir de ameliyat yapacağız. Hatta hemoroid olmuş, ameliyat olacak. Şimdi doktor bey diyor, ben süt veriyorum diyor. Bak süt veriyorum diyor, hamileyim ya. İşte anestezi de alacağım ya. Bir sakın. Ya diyorum, sen doğururken, sezeryan olurken anestezi almadın mı? Çocuk daha karnındayken anestezi aldın, bir şey olmadı. Kaldırdın sütle verdin. Ya onun için yani o yeni şeylerle hiçbir sıkıntı yok. Hocam hamilelikten bahsetmişken gebelikte hemoroide ne önerirsiniz? Gebelikte şimdi ilaç öneremiyoruz, işin garip tarafı. Şimdi onun için bir kere bunlar tabii ana amaç baskı, hemoroid oluyor. Evet. Çocuk büyüdükçe bağırsağa baskı yapıyor, kabızlık oluyor. Bu hasta önerim bir kere, yani hastanın sabahları su içmesi, akşam mutlaka salata yemelerini öneriyorum. Bir de kabız kalmamalar, tabii bu kendinin elinde değil. Ne olacak? Günde 4 tane kayısı, doğal olan. Yani hocam kayısı... sizin bir sözünüz var, hep bunu tekrarlayalım. Günde 6 kere beslenelim diyorsunuz. 6 defa. Yani ara öğünler de olması evet. lazım insanın midesini. Ama şimdi ara öğün beslenelim derken, şimdi yanlış anlaşılmasın, gidip şurada bir hamburger yiyelim demiyorum yani. Ya ara öğün nedir? 2 tane o yanınızda kayısı vardır, kayısı yersiniz. Yani ara öğün dediğim öyle abartılı bir yemek değil yani. Midenin açısından, evet, küçük küçük bir bisküviniz vardı, onu yersiniz. Peki hocam anal füsur, makat ünseri nasıl olur? Şimdi anal, tabii o bölge, anal bölge gerçekten çok sıkıntılı bir bölge. Cerrahisi de sıkıntılı. Şimdi en son toplantıda yurt dışında bu yani anal füstül veya füstür konusunda çok ilgili bir Philips diye bir profesör arkadaşımız var. Mesela İngiltere'de onlar bu bizim Türklerde uygulanmıyor. Yani orada biz de onlardan görüyoruz. Onlar da bizden görüyor. Mesela bir pili takıyor makatın kenarına. Füstül dediğimiz delik var orada. Deliğe bir tane tel takıyor. Tel ömür boyu duruyor. Piercing gibi. Düşün, burnunuzda bir piercing var. Makatınızda da bir piercing gibi oluyor. Ama o tedavi amaçlı. Şimdi biz mesela bunları yapmıyoruz. Biz daha çok tedavi. Ama anal bölge o kadar şey ki siz... Hocam o tel zamanla düşmeyebilir mi? Düşmüyor. Bizimki, biz düşürenden sıkı yapıyoruz. Düşüyor bizimki de. Onlar korkuyor. Neden korkuyorlar? Çünkü orada malpraktis yasalar çok ağır. Yani basit bir ameliyat gibi görülüyor. Bir malpraktis, yani kötü bir komplikasyon olunca doktor çok ağır zan altında kalıyor. Şimdi anal bölgede o kadar sıkıntılı yerler var ki, onun için oranın ameliyatında da hoyratça kullanamazsınız. Mesela ameliyat yaparsınız, hasta füstül olur, makatın kenarından büyük abdestini yapar. Ameliyat yaparsınız, makatını tutamaz, altına kaçırır. Ameliyat yaparsınız, tuvalete çıkamaz. Yani onun için anal bölge ameliyatlarında hasta, ben görüyorum işte doktorlar açısından da, hasta açısından da, eğitim açısından da en basit yer anal bölge. 2 dakikalık ameliyat ya. Böyle değil. Gerçekten bence en önemsenecek yer anal bölge. Peki hocam hemoroid hangi yaşlarda daha çok sık gözüküyor? Daha çok bizim yani biz hemoroid olarak tespit ettiğimiz 20'li yaşlardan başlıyor, 50'li yaşlara kadar çıkıyor. Evet. Ama en çok işte ne zaman insanın işte bu beslenme alışkanlığı değişiyor derseniz, bu daha çok 30'da 50 yaş arası.
görürüz. Hocam peki hangi meslek grupları daha yatkın bu? Aslında? Oturarak senin gibi oturarak. Senin gibi oturarak. Şey var. Şimdi kıl dönmesi şeyleri var. Kıl dönmesini mesela ilk bulanlar işte KDS ve Pinol'den üstleniyor. Kimlerde bulunmuş? Vietnam'da en çok görülmüş ve ona göre bir ameliyat, romboid filetinin bir ameliyat yapılıyor. Hep arabada oturuyorlar askerler. Jip sürüyorlar. Kıllı askerlerde altta bir iltihap oluyor. İltihaptan kıl giriyor. Kıldan dolayı kıl dönmesi oluyor şimdi. O konuyu konuşacağız. Tabii Vietnam'dan. Evet. Peki hocam memede fibrokistik nedir? Yani meme... Bir hocam konuşurken lütfen hani tıbbi terimler değil de böyle halkın anlayacağı. Evet. Yani meme şimdi zaten şimdi bir yani şeye katıldım bir programa. Dedim ki meme hastalıklarını koruyor. Ya meme de demeyin doktor bey, göğüs deyin dedi ya. Dedim ki ya göğüs olmaz ki, meme ayrı. Yani meme kadında iki tane meme, erkekte de iki tane meme vardır. Yani bu tıbbi bir şey değil. Meme halk arasında, biz ona zaten meme demiyoruz. Sonuçta meme hastalıkları şu an Türkiye için konuşayım, dünya için de en önemlisi. Çünkü erken tanı, meme kanserlerin erken tanı hayat kurtarıyor. Gerçekten benim kendi meme hastalarım erken gelmişlerse, daha yeni tespit edilmese kemoterapi, radyoterapi, o ağır işkenceleri görmüyor. Hasta bir ameliyatla kurtuluyor. Memenin niye önemli meme? 8 kadından biri, bak 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Çok yüksek bir oran. Yani 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Şimdi her 8 kadından biri, 8 tane kadın varsa bir tanesi meme kanseri olacak. Yani onun için biz diyoruz ki... Hocam bu sıklık neden oluyor acaba? Yani neden bu kadar sık? Şimdi şöyle bir tane hastam geldi. Yine biraz tuhaf olacak. Şimdi hasta 95 yaşında. Ama aile ilgili falan. Hasta da ölecek belli yani. Bir sıkıntı var. Durumu iyi değil. Ben de görüyorum yani. Görünen köy kulağı istemez. Tedaviye cevap vermiyor artık. Yani vücut bitmiş. Hasta yakın dedi ki doktor bey de bu durumu çok kötü dedi. Ne yapacağız dedi. Bu dedi yani ölürse ne yaparız dedi. Şöyle yani panik içinde. Ben dedim ki ya sen ölme, ben ölmeyeyim, o ölme, kim ölecek? Birileri ölecek yani. Birileri. Yani vadesi yettiği zaman günü geldim biri gidecek yani. Bu ben de olabilirim. Şimdi buna geldim sıra. Sıra bunda. Yani çünkü ama biz ne yapacağız? Bu kalan ömrün insanların rahat yaşamasını sağlayacağız. Yani, yani şimdi neden meme de fazla deyince, şimdi bayanlarda fazla, erkeklerde %1 oranında meme kanseri, erkekte de meme kanseri daha hızlı seriyor, daha sert yani öldürüyor. Ama kadınlarda tabi hormonal denge genelde bozulma aşamasında, işte 35 yaşlarının sonunda işte bu adetlerle ilgili hormonal bir organ çünkü meme. Bu meme hastalıkla yani kanser olduğu zaman, onun için devlet şunu, bütün devletler 8'de 1 kanser oluyor ve kanserin tedavisi, mesela diyelim ki siz bir ameliyat oldunuz, evet. Basit bir ameliyat oldunuz, evet. Diyelim ki bir meme kanserinde ameliyat, devlete maliyeti 1 lira diyelim, bunun radyolojik ve kemoterapik tedavisi 50 lira. Yani çok yüksek yani rakamlar 100 binler, 200 binler TL'ler ulaşıyor. Doğal olarak da işte gelişmiş ülkeler, Türkiye'de şimdi bunu yapıyor. Gelişmiş ülkelerde tarama testleri var. Mamografi yaptırıyoruz biz. Aslında ultrason da yaptırabilir ama ultrasonda doktorun olması lazım. Ama mamografide memenizi sıkıştırıyorlar, filmini çekiyorlar. O doktor sonra değerlendirebiliyor. Doğal olarak da şimdi İstanbul'da büyükşehirde de var. Her tarafta meme poliklinikleri var ve insanlar... Ve son zamanlarda, son yani 10 yıldır gerçekten meme kanserinde bir patlama oldu. Patlama niye oldu? Çünkü tanı aracı arttı. Sizin mahallenizde memenizi sıkıştırıyorlar, meme mamografi çekiliyor. Doktor ya diyor, bunda çok sıkıntı var. O zaman ne yapılıyor? Hemen doktora başvur diyor. Bize öyle çok hasta geliyor. Ama yani dediğim gibi gelişmiş ülkelerde meme hastalıklarıyla mücadele çok yapılıyor. Çünkü hasta erken geliyor, diyelim memesi geldi bize 1 santimden küçük. İşte koltuk altına yayılmamış, işte herhangi biri yayılmamış, biz memesini bile almıyoruz. Hocam yani her yıl baktırmak gerekiyor. Tabii her yıl, her yıl. 35 hocam, yaşından sonra. Hocam kısa bir aramız olacak, devam tamam. Edeceğiz. Yaralanmış yine gönlüm hoş değil. Bu
95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz Doktor Ali Durmuş, genel cerrahi uzmanı. Evet, bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Tercihiniz elektronik posta olursa ozgurradyo@ozgurradyo.com'u tıklayacaksınız. Evet hocam, size dönüyorum. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Bu arada bir telefon bağlantımız var sanıyorum. Evet. Hocam, safra yolu rahatsızlığı nasıl gelişir? Şimdi tabii konudan konuya atlıyoruz. Şey gibi olduk. Potpourri. Sihin potpourrisi değil mi? Hocam, süre az olunca böyle. Tabii. Genel. Süre çok aslında da yani, evet. Konu çok. Yani konu süre çok, de çok. Konu da. Çok, evet. Şimdi safra kesisi genelde şöyle. Hani biz kurbanları kestiğimiz zaman şey olur. Evet hocam, bir telefon bağlantımız var. Tamam, bağlantımız var. Alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Ben Ertekin Özpolat. Merhaba. Nereden bizi arıyorsunuz? Efendim? Nereden bizi arıyorsunuz? Ben mi? Evet. Radyo şeyinden. Evet evet evet. Buyurun Tekin Bey, dinliyoruz. Aa, tanıdınız değil mi? Aa. Ertekin. Evet. Tekin hocam, buyur. Buyurun. Hocamız da burada. Sen buyur hocam, biz buyurmayalım. Sen söyle. Biz söylüyoruz zaten yeterince. Hocam. Evet. Nasılsın Ali Bey? İyi, İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bir vesile bir vesileye sebep oluyor diyorum. İnsan insana kavuşmaz. Yani dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur. Demek ki böyle. Tekin Bey de hastanız. Evet, Tekin Bey de benim hastam. Hasta sayım çok yüksek olduğu için. İyileşti. Evet. Tekin Bey, Ali Bey hakkında ne söylemek istersiniz? Hocamız hakkında. Ali Bey hakkında işinin şeyinde birinci sınıf profesör bir bizi yani hastalıkta sağlığımıza kavuşturan sağ en başarılı ya. Bir hocamız. Şu an herhangi bir rahatsızlığınız yani var mı? Onun için de hayır, bir rahatsızlığım yok. Sağ sizlerin olasın. Rahatsız olanları da zaten biliyorsun. Yücel Bey'i de ben evet, önermiştim, getirdim. Evet, Yücel Bey'in birçok şeyine biliyorsunuz. Çapa'daki doktorlar Şişli, hiç kimse ameliyatı riskliydi diye kimse giremedi. Evet, doğru. Ama hocam elini taşın altına koydu, onu da ben de ameliyatını yapacağım. Burada önemli olan şu Tekin hocam. Yani hasta sana güvenecek. Şimdi dün bir 80 evet. yaşındaki hastaya mı diyorum. Yani hasta şunu dedikten sonra sen de işte, ya anestezi doktoru dedi ki çok riskli bu ameliyat dedi. Yani burada kalkmayabilirsin. %50 risk var dedi. Evet. Ya de öleceksem doktorun elinde olayım. Onda yapacağım bir şey kalmıyor artık ondan sonra. Ya Allah, bismillah deyip gidiyorsun. Yani tabii. Evet, Allah'ın sayısında. Bir de yani sağ olun, karar sağ olun. Verdiğiniz hiçbir zaman sağ kimse olun. Yanılmaz. Sağ olasın. Ben her türlü kefil oluyorum. Teşekkür beni de zaten ederim. Yönlendiren Atak Mobilya'nın sahibi Nuri amca. Reklam yapmış oldu burada. Reklam yapmış oldu. Nuri baba'nın beynine geldim size Atak şeyin. Sağ ben de Yücel Bey. Zaten son şeydi, gittim hasta yatağında kaldırdım. Hanımı biliyorsun, hemşire. O da hemşire tabii, çok o doktor gezdi. Yücel Hocam çok doktor gezdiği için biliyorum ya, gezmedi. Çok teşekkür ederiz Tekin Bey, çok sağ olun. Çok sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tekin Bey, görüşürüz. Sağ olun, çok sağ olun. Hocam 5 dakikamız var, çok kısa tamam. kısa geçelim. Safra yolu rahatsızlığına demin bahsetmiştik, nasıl gelişiyor hastalık? Safra yolu hastalıklarda şöyle, hastada genelde safra kesesi, karaciğere bağlı bir yer. Evet. Demin anlattığımız gibi siz yemek yediğiniz zaman o safra bunu eriten bir madde. 12 parmak bağırsağına geçiyor halk arasında. Kurban kestiğinizde öt derler ona. İşte ödü patladı falan derler halk arasında da. O sarı bir sudur zaten. Onun özelliği yediğiniz yemekleri eritmektir. Özellikle mesela safra çok çalışmaz. Yani asit vazifesi mi görür biraz? Asit değil de içindeki su yani vazifesi mi? Parçalama. Yani nasıl diyeyim? İşte bu yediğiniz yemeği işte vitaminlerini ayırır. Onunla yani öyle bir şey vardı. Ama ana safra karalarından, karaciğerden gelir. Safra da ince şeylere çalıştır. Mesela normal safra gelir zaten. Safra kanalından, safra kesisinden gelenler de işte mesela yumurta yediniz ağır. Yumurta. Hocam sizin basında bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki safra kesisi kanserine çok sık rastlıyoruz bu dönem demişsiniz. Bu yani o şu an mesela popüler olduğu için safra kesisi, pankreas, o bölgenin kanserleri mesela en son Mehmet Ali Brand biliyorsunuz. Ondan evet. önce Galatasaray'ın başkanı. Ondan önce bir yine bir ünlü iş adamı. Tabii basına da bu çıktığı için bir de
seyri çok hızlı seyrediyor. Yani o pankreas, safra kanalı kanserleri yine çok karşılaşmamızın sebebi, en büyük sebebi tanı aracının artması. Çünkü siz daha önceki bizim elimizdeki bilgisayarlı tomografiler mesela bir santimi gösteriyor. Şimdi bir milimi gösteriyor. Yani siz kanseri bir milimken yakalayabiliyorsunuz spiral tomografide. Tabii her tarafta yok ama şüphelendiğinizde bir milime kadar bir milim kanseri yakalayabiliyorsunuz. Kan testleri var. Bu sefer ne oluyor? Hastanın ulaşımı da kolay olduğu için işte bu tür şeylere eskiden çok zordu. Şimdi daha kolay işte hem maddi yönden hem hastalık yönden hastaneler arttı. Yani gelişti. Sonra her şey geliştiği için bu da gelişti. Bu sefer de tanı aracı arttığı için safra kesine geliyor mesela hasta. Daha önce safra kesini biz nasıl tanırdık? Hasta gelirdi bize akut halde. İşte karnım ağrıyor falan, açardık. Patlamış kese işte etrafa iltihaplar yayılmış. Şimdi nasıl tanıyoruz? Şimdi mesela hasta geliyor işte karnım ağrıyor diyor ara sıra. Bir ultrason yapıyor, safra kesinde taş var diyor. Taş olduğu zaman almak zorundasın zaten. Özellikle evet. Şeker hastası zaten almak zorundasın. Sonra baktığınızda safra kesinde hasta şunu soruyor işte safra kesinde taşı var. Diyor ki ben bunu ameliyat ettireyim mi ettirmeyeyim mi? Bir de şunu belirteyim, şimdi böbrek taşı kırılır. Safra kesinde taşı kırılmaz, öyle bir şey yok. Yani halk bunu bilsin. Peki ne yapmak lazım onu? Safra kesisi taşını sizin yapacağınız ameliyat mı gerekiyor? Evet. Safra kesisi taşını alırken safra kesisini de alıyoruz. Diyeceksiniz ki niye alıyorsunuz? Öyle bir yöntem diyor. Yani içine girip taşı alayım. Aldık taşı. Şimdi üreten zaten safra. Evet. O kese taş üretiyor. Gene üretecek. Öyle bir yöntem diyor. Onun için o organ alındığı zaman çok da bir sıkıntı olmuyor insanlara. Çünkü ne oluyor? Bir ay boyunca ben işte yumurtayı ve çikolatayı yasaklıyorum. Çünkü neden? Safra geldiği zaman, yani siz yumurta yediğiniz zaman safra çok istiyor. Safra kendinde de tabii bir ana kanaldan geliyor, bir de safra kesinden geliyor. O safra gelmediği için sıkıntı duyuyorsunuz. Bir ay yemediğinde vücut hemen tolere ediyor, alışıyor. Anlıyorum hocam. Hocam peki safra kesisinde polipler kanser riskini arttırır mı? Tabii. Bu en önemli konu. Yani genelde bence iyi bir gözle bakılması lazım. Safra kesisinde polipler eğer 10 milimi yani 1 santimi geçtiği zaman mutlaka ameliyat edilmesi lazım. Çünkü 10 milimden sonra kanser olma riski yüksek. Safra kesisi kanser dediğim gibi ortalama süresi 6-7 ay, yani çok hızlı bir dönüşüyor. Onun için eğer polibiniz toplamda 10 milimi geçiyorsa mutlaka. Hocam polip nedir? Çok kısa. Polip de et parçasıdır. Yani evet. Nasıl diyelim işte vücudun içi boru gibi düşünün. Borunun içinde bir et parçası sallanıyor düşünün. Yani öyle anlatabiliriz polibi. Hocam çok kısa bir aramız var. Reklam aramız, devam edeceğiz. Birlik sofrası. Şimdi reklamlar. DMS Dijital Baskı Merkezi, Ozalit, renkli siyah beyaz fotokopi, iç ve dış mekan afiş, katalog, ciltleme, grafik tasarım ve her türlü malzemeye dijital baskı, CD, DVD ve USB bellek baskı ve çoğaltma işlerinizde hizmetinizdeyiz. Adres Osman Ağa Mahallesi, Mühürdar Fuat Sokak, numara 10 Kadıköy. Telefon 0216-545-2626, 545-2626, dmskopi.com. Boğaz'da. Ya siz? Huzurlu, eğlenceli ortamlarda biz birlikteyiz. www.bahriyeli.net. Denizin kokusu, dalgaların sesiyle şirket toplantıları, kişilere, gruplara özel geziler ve davetler düzenlenir. Düğün törenlerinizi artık salon sıkıcılığından çıkartıp mutluluk kapılarınızı Boğaz içinde martılar eşliğinde açın. Salon fiyatlarında Boğaz içinde teknede düğün. 0212-694-5171 694-5171. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türkü severlerle buluşturuyor. Her pazar Tahir Yanardağ. İkimiz de unutalım başka başka yar bu. Rezervasyon 0212-251-0110 251-0110. Mektup.com.
Bakırköy Anadolu'm Türk Evi'nde her cumartesi Töre Anadolu, Eşrefoğlu al haberi, bahçe bizim gül. 3 Şubat Pazar Kenan Coşkun sizlerle. Saçlarından bir cenab. Rezervasyon telefon 0212 542 0126 542 0126 anadolumturkiyevi.net. Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216 336 4607. Birlik sofrası. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası programı devam ediyor. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Doktor Ali Durmuş. Evet hocam, bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı yazıp mesajınızı da yazıp 3969'a göndereceksiniz. Eğer tercihiniz telefon olursa 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Eğer tercihiniz elektronik posta olursa ozgurradyo@ozgurradyo.com tıklayacaksınız. Hocam, bir makalenizde safra kesesi taşlarının şeker hastası olan kişilerde olma sıklığının daha fazla olduğu, evet, birçok doktorun hastalığın takibini önermesine rağmen sizin görüşünüz kesinlikle ameliyat. Neden? Şeker hastalarında şöyle bir sıkıntı var. Şeker hastalarının en büyük sıkıntısı, tabii şekeri varsa sinire etkiliyor. Siz eğer diyelim ki mesela normalde bir insan safra kesti diyelim, taşı var, taşta kanalı tıkadı, yani ana kanalı tıkadı, safra gidemeyince baskı yapıyor. Mesela nasıl anlatalım, işte o bir kap su geliyor yukarıdan, safra bir kutu gibi düşünün, tıkarsanız yukarıda suyu verirseniz bu patlamaya gidiyor. Şimdi bu sefer sizin ağrınız oluyor normal insan, ama diyabet hastası, şeker hastalarında bu ağrı olmuyor. Yani hastanın safra kesti patlıyor, fark etmiyor. Çok hasta ölüyor bunun yüzünden. Onun için yani şeker hastasıysa, taşı varsa %100 ama. Bunu nasıl anlıyoruz hocam? Nasıl anlarız? İşte ultrason, yani genelde zaten hasta şöyle bir sıkıntısı olduğunda doktora başvurduğunda, şu an Türkiye'de tahminim 20 yaşını geçmiş doktora başvuran hepsinin artık safra kesti. Yani hocam bir telefonumuz var, devam edeceğiz. Batılda, evet. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Ali. Ali Bey merhaba. Ali Bey konumuz. Evet. Evet, dinliyorum. Dinliyoruz. Buyurun hocam. Doktor Bey'in ismi de Ali'ydi galiba. Evet, evet, evet. Onu diyeceğim. Ben de söyleyeyim. Tamam. İki adın arasında kaldın. Evet, Ali Bey, dinliyoruz sizi. Buyurun. Buyurun. Ya öncelikle Özgür Radyo benim radyom, sürekli dinlerim ta kurulduğundan bu yana. Bu nasıl diyeyim, insani toplumcu yayın anlayışından dolayı tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bu programa da tesadüf, yani müzik dinlemek için açmıştım. Denk geldim, bir arayayım dedim. Arasa da müzik dışında da dinleyeyim. Yok, yani dinliyorum. Bir sokak sakinlerine tutup başka programlara da. Ya ben soyadımı da vermedim, sebebi hani bu doktor bey demişti ya, bu şey hemoroid. Anladım. Hemoroid. Sesinden tanıdım bir sen ama. o da şey olsun o kadar da. Evet, buyurun hocam. Ya şeye geleceğim ben. Şikayet neydi? Şikayet şey, fissür geçici konmuştu bana, evet. Anal fissür, evet, evet. Şeyde, üniversitede okurken 10-12 sene falan oluyor. Ben çapaya gittim, şey demişti ya, orada asistanlar bakıyor. Bir tanesi şey demişti işte, oturma banyosu falan vermişti. Doğru, iyi yapmış. Ha, neyse, tekrar gittim 3 ay sonra falan, bu sefer başka bir asistan vardı, o da ameliyat oldu, ameliyat dedi. Olmadınız. Ya şimdi çelişki olunca, şimdi çapar gibi bir yer, isimle biliyorum ama. Evet, olur. Ya bir ol bir olma. Doktor bu bayağı bir şey yaptı. Özele de gitmedim. Kanama kanama var mı peki? Yok, kanama yok. Peki her kanama tuvalette yok. Ağrı var mı? Ben şöyle söylesem, hissizlik var. Yani his, hani kasılma olayında his kaybı gibi. Ve gündüz yoğun ağrı oluyor. Gece bu ağrı sıfırlanıyor. Gündüz özellikle yoğun ağrı oluyor. Ağrı tuvaletten sonra mı, yoksa normalde de mi ağrı oluyor?
Ya normalde de olur. Ya normalde de bir, değişik bir ağrı. Sanki böyle bir jiletle keskin bir şeyle. Peki Ali Bey şey yaptırdınız mı? Hafif bir makatınıza bir aletle baktılar mı? Şöyle söyleyeyim. Aletle bakılmadı da ben işte muayene oldum. Bir akrabam doktor var. O da aile hekimi. Ona da baktırdım falan. Ya bir şey yok deyip geç. Söylüyorlar da. Yaş kaç hocam? Yaş yolun yarısı 35. 35. 35 o. Şeyi de söyleyeyim ben makine mühendisiyim. Oturarak çalışıyorum. Oturarak çalışıyorum. Şimdi onun da etkisi var mıdır bilmiyorum. Ali Bey ben şöyle bir şey diyeceğim. Ya bu tür hastalarda genelde benim kendi yaptığımı söyleyeyim. Bir kere normalde elimizin içinde cerrah yani bize öğretirken eliniz gözünüz gibi olsun derlerdi. Ama şu bir gerçek ki yani makatı muayene ettiğinizde dışarıdan baktığınızda anal fissür tespit edebilirsiniz ama genelde şu an teknoloji de gelişti. Oraya bir aletle yani hafif uyutarak oraya bir aletle bakmak lazım. Zaten anal fissürünüz varsa çok basit bir operasyonla o kurtarılır. Onda bir sıkıntı yok. Ya da dediğim gibi sıcak oturma banyosu zaten vermişler size. Ve diyetinize dikkat edin. Kabız kalmazsınız işte. Ağrınız azalır. Ama kabızlık özür diliyorum. Kesiyorum. Sürekli kabız kalıyorum. Bu i̇şte da onu, şikayetim. Şimdi mesela şöyle hastalarım var. En büyük sıkıntı şu. Siz eğer sonucu bakın amaçla aracı karıştırmamak lazım. Şimdi hasta bana da geliyor. İşte anal füstürüm var. Bakıyorum gerçekten anal füstürü var. Ama hastanın bağırsağı çalışmıyor zaten. Biz bu anal füstürü ameliyat ediyoruz. Güzel, hoş. Çok güzel ameliyat yapmışız ama yukarıdan bağırsak yine kabız oluyor. Gene anal füstür oluyor. Sonuçta evet. Yani ana etken eğer kabızlıksa onu çözmek lazım. Onu çözüldükten sonra devam ediyorsa o zaman ameliyat etmek hocam, lazım. Hocam beslenme alışkanlığı değişmesi lazım. Şimdi hocam zaten oturan bir insan. Evet. Anladığım kadarıyla. Yani ama sıkıntı var. Sıkıntı var. Önce bir bakılması lazım. Bence bir rektoskopi yaptırın. Yani bağırsağınızın en azından bir 10-15 santimlik bir kısmına baktırın. Onun eğer bağırsağınızda bir problem yoksa sadece anal füstüre bağlıysa o zaman tedavisi kolay. Şeyi de çok özür diliyorum. Zamanınızı alıyorum da. Şeyi de söyleyeyim ben. Şu an ben normal kilom şeydi. 79-80 civarıydı. Ben işte bu üniversitede falan filan gece yemeleri falan okul bitirmeye çalışırken yemeleri falan yeme alışkanlığımız bozuldu. Düzenimiz bozuldu. Bozulunca da şey kilo aldım. Ben şu an 96 kiloyum. Bir spor salonuna gitmeyi düşünüyorum. Bir kilo verirsem o da tabii o olur. Yani bağırsağınızla ilgili problemler rahatla. Ya normal kilonuza ulaştığınız zaman zaten çoğu şeyi atıyorsunuz. Mesela obezlerde yani obez olan insanlarda baktığın zaman her türlü hastalığa meyilliler. Yani onun için normal yani body mass indeksi dediğimiz indeksinizin belli bir yani 30'un altında olması lazım zaten. Zaten 40'ın üzeri morbid obez. Onun için o faydası olur. Olmaz demiyorum. Sporun faydası peki, olur. Peki Ali Bey son bir şey. Yani size ulaşmam mümkün mü? Bir karşılıklı var. Google'dan işte internetten girdiğiniz zaman Ali Durmuş yazarsanız ulaşırsınız. Ali Durmuş diyor. Evet, Ali Bey. Ali Durmuş derseniz ulaşırsınız. Doktor, tamam. Doktor Ali Durmuş. Yok direkt Ali Durmuş diye ulaşırsınız. Peki. Fark ettim. Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir telefonumuz daha varmış hocam ama henüz. Evet bir telefonumuz daha var. Tabii. Evet. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Süleyman Ergün. Evet Süleyman buyurun dinliyoruz. Buyurun yani Süleyman. Ali Bey, ben hocam. Tabii. Ben polip rahatsızlığım vardı. Sonra bir operasyon geçirdim polip için. Polip mi? Kolit mi anlamadım. Polip. Bağırsakta, polip. Bağırsakta mı? Bağırsakta polip diye teşhis konuldu. Evet, sonra tamam. Operasyon geçirdim. Ondan sonra kanamalarım devam etti. Hı. Tekrar bir kontrole gittim. Tekrar bir kronoskopiye girdim. Bu sefer kronik kolik dediler bize hocam. Kolit dediler ama. K ile değil kronik. Mi? Kronik. Evet. Kronik kolik bu sefer denildi. Kanama var mı? Devam ediyor hocam. Onun peki biyopsi sonucu tedavi verdiler mi size belli bir tedavi? Yani biyopsi sonucu temiz olduğu söylendi hocam. Sürekli ilaç tedavisi yapmam gerekiyor. O da spasmomen diye bir ilaç ağrı kesici. Ha, kabızlık için veriliyor genelde. Rahatlamak için. Şimdi başka da bir şey ürünmüyor hocam. O tabii kolonoskopi yapıldı. Bağırsağınıza bakıldı. Polip oradan alındı. İkinci baktıklarında da kolit dediler. Öyle anladım. Yanlış mı anladım? Doğrudur hocam. Şimdi kolit apayrı bir hastalık ama onu söyleyeyim size. Kolit bağırsağın iltihabı. Yani nasıl boğazınızda bir iltihap olur? Bağırsak iltihabına biz kolit diyoruz. Yani zaten şöyle bir hemen bir açıklama yapayım. Bak bu itiyoyu vereyim. Sonu it olursa, it olursa iltihap demektir. İşte tonsillit,
işte bronşit, hep itli biter. Bu Latince'de böyledir. Yani kolit de işte kolonun hastalığı, kolonun hastalığı kolit. Yani bu, eğer kolitiniz varsa iyi bir tedavi görmeniz lazım. Zaten o zaman kanamanız geçmez. Yani tedavi kısa değil, onu baştan söyleyeyim. Yani iki türlü kolit var zaten. Bir tanesi yani ince bağırsağa yakın yerdeki kolit, kron hastalığı. Bir tanesi ülseratif kolit, dış bölge hastalığı, yani bağırsağın dışına doğru olan. Bunu iyi tedavi ettirmeseniz bunların dönüşeceği şeyler çok kötü şeyler dönüşebilir. Yani bir gastroenterologla iyi bir genel cerrahi gastroenterolog görüşmenizde fayda var sizin bence. Yani yani o olmasa bir şey açısından size yardımcı nasıl olabilir? O patolojileri bize fax çekersiniz. Fax numaram var. Görürüz. Telefon numarasını size yazarsanız biz size döneriz. Tamam? Olmazsa ben bir size uğrasam hocam. Tamam. Fax çekebilirsin, uğrayabilirsin, telefon edebilirsin. Telefonlarım da var internette. Tamam hocam, sizin isminizi aldım ben. Siz olmazsa görüşürüz. Yeriniz neyse, ben onu internetten bulurum. Evet. İnternetten bulurum. Doktor tamam, Ali Dümüş. İnternette Google'da Doktor Ali Dümüş yazıyorsunuz. Her şey çıkıyor zaten. Evet. Tamam, İyi akşamlar, teşekkür ederiz. İyi akşamlar, sağ olun. Hocam şey kalmıştık, safra kesesinde taşı olan her hastayı ameliyat etmek gerekir mi? Ya sonuçta bunlar uzun vadede ameliyat oluyorlar. Yani bu taş olduğu zaman mesela bazen hastalar geçiyor. O acil midir? Acil değildir. Ama ileride yaşlandığı zaman çok zorlaşıyor. Şimdi geçen hafta bahsettiğim hasta işte yani 80 yaşında bir hastaya ameliyat ettim. Hocam orada çok takıldınız. O hastayla ilgili bir sorun mu vardı? Yok, sorun olmadı sonra. Hayır. Şimdi... Eve gidip yemek yiyeceğim. Evine daha durmasından daha şey yemeğini yiyeceğiz ya. Tamam, yemeğini yiyeceğiz. Şimdi tamam, şeyde benle de hemen aynı yerde. Onunla ilgili çok örnek verdiğiniz için söyledim. Evet, evet. Yani sonuçta o işte o safhaya kadar geldiğinden önce yapılması gerekiyor. Hocam şeyler. Bir telefonumuz daha tabii, var. Kusura bakmayın, sizi çok sık görüyorum ama. Rica ederim, buyursunlar. Alo. Alo. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Fikri Özel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi neler arıyorsunuz? Ok Meydan'dan. Tabii, sizin zaten sürekli. Evet. Pardon, ben kısayım. Tabii, iyi olur. Evet, dinliyoruz Fikri Hanım. Buyurun Fikri Hanım. Kısmaya gittik. Evet, evet, şimdi ben geçen sene Ekim gibi mide bağırsak benim sürekli sorunlarım oluyordu. Kolonoskopi yapıldı, bir polit alındı. Evet. Görüldü, onu alındı. Midede gastrit başlangıcı, ülser mikrobu, bir de reflü. Bunlar da aynı şekilde bulgular bulundu. Bana polit için herhangi bir ilaç tedavisi yapılmadı. Polibiniz alındı mı, değil mi? Alındı. Evet, evet. Doğru. Ama işte belirli bir şeylerde bu kolonoskopi çektirmeyi mi söylediler? Ben de senesine geldim. Devlet hastanesi maalesef gittim. Kasım dediler. Kasım'dan sonra yılbaşı ve kaldı. Ben bunu hangi aralıklara çektirmeliyim? Evet. Bir de şöyle bir şey var, ben strese girdiğim zaman anında bir karın ağrısı, böyle bir tansiyon düşmesi. Bak, bir dışkı şeklinde dışarı atarsam rahatlıyorum ama attıktan sonra da iki gün halsiz kalıyorum. Bu politin belirtileri mi yoksa mideden olan şeyler mi? O cevap vereyim istesen. Birincisi bu yani anlattığınız şikayet. Polipler alındıktan sonra ne kadar aralıklarla kolonoskopi yapılması lazım? Bu ülkeden ülkeye, yani yayından yayına değişiyor. Ama genelde bizim kendi bu ülkemizde bahsedersek, eğer ailenizde kanser hastalığı yoksa bu polipleri takibini biz, yani kanser hastalığı varsa, yatkınsa senede bir yaptırıyoruz. Her sene. Dede ama, de var. Dede de öyle bir şey o zaman yaptırmaz. Ama ailenizde öyle bir öykü yok. Bir polip gördünüz. Ufak bir polip, hiperplastik. Alındı, çok evet. Basit, çok basit bir polip gördünüz. Onlar da 3 ile 5 yıl arası. Yani ona çok da her yıl yaptırmıyoruz. Ya o stresi yaşamak doktor bey çok zor. Yani gittim ya, taraftan ertelendiği için sevinerek geldim. Kolonoskopi olayı şöyle bir şey. Normalde eskiden daha zordu. Şimdi daha kolay. Yani çok merkez yapıyor. Uyutarak yapıyorlar zaten. Uyutmadı bazı merkezler. Yani işte veya hafif sedasyon veriyor. Hasta sarhoş gibi oluyor. O dönemde yapıyorlar. Yani başka, yani şimdi hastanın ismi vermeyin de, başka devlet hastanesine gidebilirsiniz. Orada her hastanede yapılıyor şu an. Eskiden mesela sadece belli branşlar yapıyordu. Şu an herkes yaptığı için çok sıkıntı yok. Yani çok iyi şeyler var. Toplam süresi 10-15 dakika arasında zaten bu kolonoskopinin süresinin. Yani ama öbür bahsettiğiniz olay, o stres olunca gelen şey sizin midenizle ilgili bir olay. Mide, evet. Tabii, midenizle ilgili. Reflünüz de azar sizin. Onun için fazla strese girmeyin.
Ya değmez. En basit işte kızım rahatsızlandı. Geçen hafta iğne vurduk. Çocuğun bacağı orada aniden verdiler acile. Saf alkol şey diye. Oo. O çocuk orada bacağı tutmuyor. Benim elim ayağım tutuldu. Hasta götürdüm, ben hasta oldum. Şey, bir anda oraya ben yığıldım yani. Çocuk bacağım tutmuyor, felç oldu diye. Yok, bir yere göre acilde. Ben oraya sonra yığıldım iyi yani. Oldu mu bari çocuk, iyi oldu mu? Ya atlattı, bir şey yok aslında. Bir boğaz iltihabı falan ama işte siz orada antibiyotik direkt katmadan vermişler. Anne olduğunuz için bir daha. Birbirlerini suçladılar, niye katmadın? Ben de korktum yani. O da işte o stresle benim anında orada hemen tepkiyi gösteriyor yani. Evet. Çok fazla. Teşekkür ederiz Fikri Hanım. Teşekkür, çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim yayınınız için. Görüşürüz. Sağ olun. Hocam safra kesesinde taş olan hastalar nasıl anlar taş olduğunu? Valla genelde iltihap olmadan anlamak zor bir. Evet. Bir de karın ağrısı olur. Evet. Bir de en büyük sıkıntı hazımsızlık olur. Hastanın karnı şişer. Yani çünkü safradan, safra kanalından safra yeterince iyi safra gelmediği için ondan dolayı şişkinlik olur hasta. Yani genelde mide, bağırsak hastalığı, hasta şişkinliğim var, hazımsızlığım var demiş. Hocam bir inanış var, doğru mu halk arasında? Diyor ki çok su içilmezse safra kesesinde iltihap olur. Bu doğru mu? Değil. Yok öyle bir şey. Yok. Ya zaten suyu siz alıyorsunuz. Almazsanız yani şöyle bir şey, susuz kalamazsınız. Evet. Şimdi tabii test etmek lazım. Şimdi kendime bir gün kolonoskopi yapılacak. Kendime belli bir yaştan sonra yaptırıyor. Demek ki 40'ı geçmişiz, o anlaşılıyor. 40 yaşından sonra yaptırmak lazım. Şimdi o gün işte tabii biz de hastalara diyoruz işte, o gün saat diyor, şu saatten sonra sırf su için, su benzeri, su ve benzeri şeyler için işte her şeyi içebilirsin su. Evet, evet. Şimdi şunu görüyorsunuz hayatta, o gün su içiyorsunuz gerçekten. Ya diyorsun bu ekmek ne kadar güzelmiş veya yediğin yemek. Ya şimdi su içmiyorsun, su ne kadar güzel. Her şeyin yeri ayrı. Onun için yani her şeye bir şey yapmak lazım. Yani mesela o gün ben ya aşırı ekmek yemek canım istedi. Halbuki ekmek yiyen bir adam da değilim yani. Çok öyle aşırı bir yani gıda tüketimi. Doğru, zayıfsınız. Tamam. Yani, evet. Yani şey açısından baktığı zaman hepsinin yeri ayrı hocam. Evet. Peki hidatit kis nedir hocam? Ha o genelde şimdi orada da bir başka yani evet. Safra ile hemen hemen aynı. Evet. Hidatit kis dediği olay da şu hastalarda hani nasıl anlatırım? Kist olur. Gene kediden köpekten bulaşır dedi. Evet, evet. Orada en büyük sıkıntı şu var. Halkın yanlış anladı. Onu bak iyi dedin. Evet. Çünkü nedir? Bu şimdi evde kedi köpek besliyorsunuz. Bundan bulaşmaz. Kesinlikle kedi köpeği sevmekten, kılından evet. Hiç bulaşmaz. Bunun bulaşma noktası şudur. Genelde köylerde olur bu. Şimdi hasta bu bizim bu köylerde beslenirken şimdi salatalık yetişti veya işte yerde biten bitki, biber var, bir o var, bu var. Şimdi bu salata alırsın, işte üstüne sürersin, ondan sonra yersin. Eğer kedi ve köpek bu evcil hayvanlar dolaşmasıyla gene bulaşır. Bunun üzerine affedersin işemişse veya pisliğini yapmışsa bu onun üzerinde kalırsa ondan bulaşır. Yani onun pisliğinin bulaştığı şeyi yemeniz lazım. Peki yıkamak mı lazım sebebi çok? Tabii. Evet. Onun için özellikle köyden gelen insanlar evde kedi köpek besliyorlarsa bahçeden topla. Şimdi niye mesela İstanbul'da genelde şu an yok. Niye yok bu biliyor musunuz? Çünkü zaten turfandan geliyor bütün şeyler. Yani sonuçta yediğimiz domatesler falan. Ama köyde genelde şimdi hala kistatik dediğimiz işte bu da gidiyor işte o yediğiniz zaman karaciğere, beyne, akciğere o hayvanın pisliğinden bulaşan bir ufacık mikrop. Siz onu yiyorsunuz. O bağırsağına da... Hocam kedinin ve köpeğin kılı vücuda girmez. Hayır hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey yapmaz. Hayır. Sadece pisliğinden bulaşır. Bunu bilsin. Yani sevmekten falan evet. Bulaşmaz. Peki hocam herkese bu hastalık gelişir mi? Yok hayır herkese yok. Gelişmez. Çok zor. Yani bir kistatik olmanız için bayağı uğraşmanız lazım. Hocam gelelim çok yaygın bir soruna. Herkese gerçi biraz mideyle ilgili ama toplumda çokça şikayet var bu noktada. Reflü. Reflü gerçekten yani ben orada benim çağın hastalığı. Evet. Şimdi biz geçen yıllar oranına baktığında aylık yıllık hasta oranı ameliyat yaptığım oran işte 10, 20, 30'du. Şimdi 100-150'ye ulaştı. Reflüyü niye ameliyat ediyoruz onu da söyleyeyim. Reflü hastaları çok sıkıntılı bir hasta grubu. Bir kere yüksek yastıkta yatıyorlar. Ağızlarına acı su geliyor. O da neden oluyor? İnsanın yutak borusu. Hocam devam edeceğiz bir telefonumuz tamam. Var. Alo, iyi akşamlar.
Alo, iyi akşamlar efendim. Ben Almanya'dan arıyorum Zeynep. Evet, merhaba Zeynep. Buyurun Zeynep Hanım. Merhabalar. İlk önce şunu söyleyeyim. Böyle bir doktorda bütün hastalar iyileşir. Çok, sağ olasın. Bence gerçekten alışık olmadığımız bir evet, tarz, bir yakınlık var. Evet. Bu sağ çok olumlu bir şey bir kere. En baştan pozitif başlanıyor. Tabii, hasta güvenecek önce. Yani evet, siz evet. İstediğiniz bakın. Gerçekten. Ben İkinci efendim? Ben hastalarıma şunu derim bir devamlı. Yani bir ameliyat yaptınız, hastayı tedavi ettiniz. Bakın bizim ameliyatlar bu ameliyatlar için %10. Geri kalanını yani pardon %50. Gerisi hastanın işi. Yani hasta buna inanması lazım. Hasta inanmadan sonra siz ne yaparsanız yapın. Hasta ölmek istiyorsa ölür zaten. Hastanın kendini düzeltmesi lazım. Evet dinliyorum. Bence sizi. İşte siz o pozitif enerjiyi evet. veriyorsunuz. Sağ demek olun. Ki o var gerçekten. İkincisi ben Özgür Radyo'dan programcı, yapımcı arkadaştan istiyorum gerçekten ayda bir kere hani bir doktor konuk olsa bile çünkü anlaşılır bir dille de ifade ediyorsunuz. Bende de reflü var mesela. Evet. Onunla ilgili hani başka sorular bence ben istiyorum hani böyle bir dinleyici ayda bir kez olsun diyorsunuz öyle mi? Ha ayda peki. Bir böyle bir doktor yayın konuk olsa aktaracağım, çok iyi olur. Çok yani, memnun evet, olurum. Evet tabii. Bende de reflü var ve tabii dikkat ediyorum işte özellikle yatmadan önce yememeye evet. falan ama eski haline gelme durumu mide kapağının ilk haline gelme durumu olur mu mesela çok dikkat edersen ya da tabii oluyor %60 oranında tedavide düzeliyor yani benim hastalarımda %60 oranında benim takipli hastalarımda ameliyatı yine ben en son düşünüyorum genelde bu hastanın şimdi sizin konunuza girdiğimiz için size açıklayıcı bilgi 4 ay tedavi ediyorum bu hastaları 4 ay tedaviden sonra eğer hasta hala geçmiyorsa ya ilaç tedavisine devam edecektir ya da ameliyat olacaktır. Demin de bahsettiğim gibi ameliyatlar da çok zor değil. Anlatacağım şimdi. Yani peki. Sizin düzenlerimi şimdi sizin anlatacağım. Sorunuz var mı? Başka peki. bir sorunuz? Yok şimdilik yok ama ben istiyorum doktor konuk olsun tabii. ayda bir ve dinlemek isteriz gerçekten. Zeynep Hanım çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun. Başarılar. Şimdi gerçekten çağın hastalığı reflü. Evet. Hasta çünkü baktığınızda beslenme alışkanlığımızdan tutun da şeye kadar hani neden reflü oluyor ona anlatıyorum. Evet, evet. Yutak borusu yani yemeği yediniz ağzından geldi daha midenin kapağına kadar geldi. Orası 3 kat. Mide 4 kat. Şimdi 3 kat olan yer zayıf bölge. O asit midenin asidi o 4. katta emiliyor. Yani orada yemeği yediğiniz zaman öyle düşünün. Yemeği yedikten sonra asit bu mide yemeğiyle boğuşmaya başlıyor. Safrayla birlikte kendi önce boğuşuyor parçalara ayırıyor. Parçalara ayırırken bu midenin asiti o tabaka koruyor onu. En üst tabaka. Fakat yutak borusunda bu tabaka yok. Bu tabaka olmadığı için orakta kapak var. Yani siz mesela hamuda kalktığınız zaman ağzınızdan yemek boşalmıyor. Niye? Hocam kapak şöyle var. Mi acaba? Çok yenince oradan sıvı çıkıyor. Hayır. Birincisi evet. genetik. İkincisi şöyle. Hasta zaman içinde genetik bir. İkincisi yeme alışkanlığından, stresten işte bu asit miktarının çok fazla olmasından o kapak zamanında aşınıyor. Bu kapağı neye benzetin? Bak onu söyleyeyim. Yani çok da şey olacak ama bazı tuvaletlerde fare girmesin diye kapak koyarlar. Siz tuvaletinizi yaparsınız orası kapanır. Geri alttan yukarı bir şey gelmez. Ne koku gelir ne şey. O kapak da öyle işte valf gibi. Siz aşağı düştü yemek bir daha yukarı çıkmaz. Ne koku çıkar. Mesela ne oluyor? Hastanın ağzı kokuyor. Dişinde bir şey yok. Ağzında bir şey yok. Ama ağzı kokuyor. Niye? Yemek kokusu kapak olmadığı için ağzına geliyor ve ağız kokusu oluyor hastada. Ve bu çok mesela bazı sırf ağız kokusu var. Geçiremiyor ağız kokusunu. Çünkü siz yemeği alın parçalayın bir de asit koyun üstüne koyun bile çok pis kokar. Gerçekten şimdi bağırsağı biz açtığımızda çok pis kokar. Şimdi o ağızdan geliyor mu? Reflü de böyle bir şey. Onun için hastalar mesela bu tedaviyle düzelir mi dediği uzun bir tedavi. 4 aylık bir tedavi. Sıkı bir tedavi veriyor. İşte gece 4-5 tane ilaç kullanıyor. Sabahleyin bir ilaç kullanıyor. Yemeklerden sonra bir ilaçlar kullanıyor. Biz mideyi ne yapıyoruz? Yiyor, aşağı hızlandırıyoruz. Yemeği hızlı geçiriyoruz. Çabuk eritiyoruz. Kapağı yormuyoruz. Geceleyin de yemek yemiyoruz. Ve böylelikle kapak kendi içine zaman içine düzeliyor. Ha, bu 4 ay bir süre alıyor. Beslenme alışkanlığı değişmesi lazım. Tabii. Beslenme alışkanlığı çok çiğnemesi lazım. Kısa bir aramız olacak. Devam tamam. edeceğiz hocam. Birlik sofrası.
Şimdi reklamlar. DMS Dijital Baskı Merkezi, Ozalit, renkli siyah beyaz fotokopi, iç ve dış mekan afiş, katalog, ciltleme, grafik tasarım ve her türlü malzemeye dijital baskı, CD, DVD ve USB bellek baskı ve çoğaltma işlerinizde hizmetinizdeyiz. Adres Osman Ağa Mahallesi, Mühürdar Fuat Sokak, numara 10 Kadıköy. Telefon 0216 545 26 26 545 26 26. dmskopi.com. Çiçek sevgidir, umuttur ve bir kar tanesi kadar masumdur. Gelin sınırları kaldıralım ve dünyayı çiçeklerle donatalım. Roza Çiçekçilik. Adres: Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi No 25 Güngören. Telefon: 0212 502 0158. Faks: 0212 641 4290. rozaçiçekcilik.com. Bak yine sensiz yetti turna. Kalmadı yarim. Ne mesim var? Her yanım azan, yürek darman. Her yanım azan. Kartal Türkü Denizi'nde 2 Şubat Cumartesi Hozan Beşir sizlerle. Rezervasyon telefon 0216 473 67 68. 473 67 68. Türküdenizi.net. Bu alemin ar, bu alemin ar. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türküseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 6 Şubat Çarşamba Mehtap Meral. Sonu var her şeyin. Günü biter, gece biter. Rezervasyon biter, 0212 251 0110 251 0110 mektupbar.com. Sonu var her şey. Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216 336 4607. Birlik sofrası. ...95.1 Özgür Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Doktor Ali Durmuş. Son kez telefonları hatırlatıyorum ben. Bize SMS ulaşmak isterseniz eğer 9510 yazıp boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 3969'a göndereceksiniz. Tercihiniz telefon olursa eğer 0216 330 75 90 91 92 ve 93'ü arayacaksınız. Eğer bize elektronik posta ulaşmak isterseniz özgürradyo@özgürradyo.com'u tıklayacaksınız. Evet hocam, konular çok olunca süremiz de 25 dakika kaldı. Hızlı hızlı geçelim isterseniz böyle konular. Zaman da çok, evet, hızlı geçiyor. Evet. Şimdi hocam Karaciğer'e geçelim isterseniz. Koronadan Saflar. Konu... Abi, evet. Karaciğer'de gelişen kötü huylu tümörler kaça ayrılıyor hocam? Şimdi bu karaciğerde en büyük, Türkiye'deki en büyük sıkıntı hepatite bağlı bir sıkıntı var. Yani hepatit sıkıntısı. Tümör açısından primer karaciğer tümörü olur. Yani karaciğer kendisi tümörü var. Bir de karaciğer genelde bütün kanı topladığı için işte bütün kanserlerin ilk ulaşabileceği yer karaciğerdir. Mesela bağırsak, kan yoluyla giden. Tabii kan yoluyla giden, evet, kanserler, lenf yoluyla giden lenf ulaşır. Kan, tabii karaciğerde en büyük sıkıntı yani bizim gördüğümüz primer karaciğer tümörü bir de sizin beyninizde kanser vardır. Sekonder. Tabii sekonder dedi. Evet. Metastaz diyoruz halk arasında. Evet. O kanserin oraya yayılmasıdır. Ama o da şu an çok hızlı tedaviler düşünülüyor. Karaciğerle ilgili mesela diyelim ki metastazınız varsa aynı seansta ameliyat yapılabilir veya daha sonra ameliyat yapılıyor. Ve RF dediğimiz bu bir, şöyle karaciğerde bir kanser var. İçine giriyor iğneyle, giriyorsunuz. Oraya bir ışın veriyorsunuz ve o karaciğerdeki kanser kayboluyor. Yani şöyle bakın. Bu karaciğer, işte pankreas karaciğer kanseri çok kötüydü. Ama son zamanlarda kemoterapinin de, yani bu ilaçla tedavinin de çok ilerlediğini görüyoruz. Bazen hastalara gerçekten baktığımda tümörü tamamen kaybolabiliyor.
Yani hastaya bakıyorsunuz karaciğer, işte pankreas tümörü, karaciğer tümörü, ilaç veriliyor. İlaçla bakıyorsunuz sonra bir şey kalmamış. Tertemiz olmuş. Yani ha bunun yani yüzde kaç? Daha az, tabii. Kaç hastada oluyor? Çok düşük bir hasta grubu. Yani diyor ya hasta işte 100 gün şey kalıyor, bakıyorsun hiçbir şey kalmamış. O insanın beyniyle ilgili. Peki hocam hangi kanser çeşitleri karaciğere sıçrayarak metastaz ediyor? En çok kolon kanseri. Kolon kanseri çok daha sıkıntılı. Bağırsak kanseri dünyada ikinci sıklıkta bir kanser. Yani mesela akciğer kanseri, meme kanseri, işte erkeklerde prostat, bayanlarda meme, ama ikinci sıklıkta kolon kanseri var. Kolon kanseri çünkü niye? Hasta geç yakalandığı için sıkıntı oluyor. İşte mide kanseri mesela. Niye o zaman mesela Avrupa'da baktığınız zaman, mesela Japonya'da bir mide kanseri yakalandığı zaman, bak bunu niye söylüyorum. Bir mide kanseri, Japonsunuz diyelim. Yakın. Şimdi endoskopi orada demin bayan diyor ya, işte zorlandım falan, reflü falan oluyor. Hocam bu arada bir şey aklıma geldi. Sizin bir makaleniz daha var. Demişsiniz ki eskiden Japonlarda çok fazlaydı. Şimdi Türklerde de bu tip rahatsızlıklar. Şimdi bu çiğ yemekten dolayı oluyor. Evet. Yani biz mesela eski Japonlar çiğ et, mesela çiğ balık yiyorlar. Onlar da çok fazlaydı. Yakalanma oranı Japonlarda daha erken yakalıyorlar mide kanserlerini. Erken mide kanseri diyorlar. Bu erken mide kanserinin yakalanması, yani kanser hocam, de şu. Hocam geleneksel besleniyorlar Japonlar bizim gibi. Neden oluyor? O ama balığı çiğ yiyorlar. Ondan evet, dolayı. Evet. Ama şu var, ben şunu söylüyorum. Yani kanserden bahsederken en önemli vurgu yapmamız şu. Kanserden hiçbir zaman korkmanıza gerek yok. Yani isteyen beni arayabilir. Benim hastalarımla görüşebilir. Kuatır kanser, adam geliyorsun mesela, diyorsun adam ağlıyorsun diyor. Ama erken yakalanan kanser hiçbir zaman, yani sizin dediğiniz gibi böyle hayatı öldürecek, adaletini batıracak bir insan değil. Ama geç kalırsanız. Hocam erken nasıl anlayacağız? Erken bir kere bak. Yani erken anlamanız için beklemeyeceksiniz. Şimdi bakın, hasta bana geliyor. Şu an benim kendi hastalarımdan şunu görüyorum. Hasta artık hasta olmadan geliyor bana. Yani hasta olmadan, ne hastalığı olmadan, ne bir gideyim bir doktora muayene olayım diyor. Veya aile hekimine gidiyor. Diyor ki ben bir baktırayım kendime. Ya neydi? 40 yaşına geldim diyor. Bir baktırayım. Bir kan vereyim en azından. Bir şey. Yani bunu yaptırmak zorundasınız. Ha toplumda şu var. Yani işte ya bende hiçbir şey yok ki. Ben onu diyor. Mesela hasta geliyor, övünüyor şimdi. 65 yaşında veya 50 yaşında. İşte geliyor hasta. 45 yaşında gelmiş hasta. Benim muayene ediyorsunuz. Hasta kanser yakalıyorsunuz mesela diyelim. Var öyle. Kolon kanseri. Adam gelmiş. Diyor ki hasta, şimdi hastanın dini. Hiç doktora gitmedim. Ben dedim iyi halt ettin. Yani bir şey mi yani gitmediyse. Yani gitmemek başarı değil ki. Yani hiç hasta olmadım. Ben bu zamana kadar çok iyi. Abi git, tamam hasta olmadan git. Yani bir git bir görsün doktor. Yani doktorun görmesinde, o tahaller istemesinde bir zararı yok. Ben insanlara şunu diyorum. Yani siz mesela bir televizyonda maça 1,5 saat ayırıyorsunuz. Bir kadın bir komşusuna gidiyor, günde 1,5 saat dedikodu yapabiliyor. Erkekler maçı, sabahleyin o Galatasaray Fenerbahçe maçını 1,5 saat sohbet. Bir de kendinize 1 saat ayırın. Vücudunuzu ayırın. Dinleyin vücudunu. Ha deyin ki ben bir doktora gideyim diye. 1 saatinizi alın. Sizden ücret istemiyorlar. Tahlil için ücret istemiyor. Hiçbir şey istemiyor. Devletin artık her tarafı açık. Gidin 5 dakika. Oturun doktor beyle sohbet edin. Benim şunlar, hiçbir şeyim yok. En azından ben bir şeyime baktırmak istiyorum. Ben 40 yaşına geldim. Hocam demek. Hastaların genel bir şöyle bir şey var. İlgisizlik. Diyorlar ki gidiyoruz doktora. Doktorlar bize karşı ilgi göstermiyorlar sizin gibi. Şimdi bu, eskisi gibi değil. Yani, şu an yani bu dediği olay tamam 10 yıl önce doğru. 10-15 yıl önce öyle. Ama şu an yeni yetişen hekimler de bu bilgi, bu beceri. Çünkü eğer bakın empati dediğimiz bir şey var. Şimdi ben geceleyin acilde nöbet tutarken asistanlarıma genelde şunu söylerim. Yani saat 2'de geliyor hasta şimdi. Gece saat 3. Tam da sizin böyle uyku, yani gece nöbetçisi var. Yani uyumadaydı. İşte orada dinleniyorsun veya çayınızı içiyorsun. Yoğunluk geçmiş. Şimdi 2'ye kadar yoğun bir acil temponuz var. 2'de geliyor. Şimdi hastaya bakıyorsunuz. Şimdi hastanın geldiği yer 30 kilometre. Adam çıkmış gelmiş. İşte kızı çocuğu kendisi getirmiş veya bir hasta, yani sonra bir hasta getirmiş. Şimdi geliyor uyduruk bir şey. Bir şuram ağrıyor. Şimdi bizim için gerçekten uyduruk. Belki de rol yapıyor. Belki. Ama abicim gecenin 3'ünde hiçbir adam kalkıp pijamasını çıkarıp üstüne giyip arabasına binip ve otobüse binip veya taksi tutup oraya kadar gelmez ya acile. Yani bunu yapmaz. Yani onun yerine kendini koyacaksın gerçekten. Evet. Bu adam bunu gelir de bunu önemsemiş. Sen o önemi sen ona göstereceksin. Aa gel. Yani bir muayene edeceksin, bir elleyeceksin, bir bakacaksın. Aa bir şey yoksa da ha bir şey yok diyeceksin. Ama hasta bilecek ki burada ilgilenildiğini. Yani doktor olarak siz empati yaparsanız, yani onun yerine kendinizi korsanız o hastanın yerine, yoksa doktor olarak düşünürsen
Ah tamam bak ya, saat 3'te gelmiş de elim ağrıyor. Ya kardeşim sabah gel. Evet. Ama hocam, adam için önemli. Hocam peki karaciğer nakli yapılıyor. Yapılıyor değil mi? Bu kansere etkisi olumlu oluyor. Şimdi mu? Bu son zamanlarda mesela bugün sabah da bir arkadaşımla görüştüm. Türkiye'de de artık bazı hastanelerde mesela şu an benim bildiğim Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi'nde, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde kuruldu bu sistem. Devlet de bunu çok büyük destekliyor. Gerçekten destekliyor. Çünkü tıpta gerçekten büyük aşamalar kaydediliyor. Burada baktığın zaman karaciğer, mesela siz kendi donörden de kendi şeyinize de karaciğerinizi verebiliyorsunuz. Yani mesela böbreğinizi verebiliyorsunuz. Tabii parçalanıyor karaciğer. 8 parça zaten. Bir parçası alınıp sizin karaciğerden naklediliyor. Eğer işte ama işte hepatitiniz veya fulminant hepatit dediğimiz kötü bir hastalığınız yoksa işte o zaman nakil yapılıyor. Şu an veya karaciğerin iki bölüm, yani iki tane ana daldan sonra 8'e bölünüyor. O dallardan da yine karaciğer büyütülebiliyor. Yani mesela diyorsunuz ki karaciğerin kötü bir kanser kısmı var. Bu sefer bu kapatıyorsunuz burayı, öyle anlatayım. Şimdi karaciğer sulan iki tane tarlada birini sulamıyorsunuz. Kapatıyorsunuz suyu. O karaciğerin kanser olan kısmı küçülüyor. Beslenemediği için öbür tarafta büyüyor. Daha sonra bu karaciğer kanserli kısmı alıyorsunuz. Büyük tarafta o kalan karaciğer sizi idare ediyor. Yeni sistem çok fazla. Harika hocam, harika. Hocam peki bir makaleniz var. Bilimsel Analiz dergide çıkmış bu makaleniz. Demişsiniz ki apandisit için bir gün önce hoplayıp zıplarken ertesi gün kendinizi ameliyat masasında bulabilirsiniz demişsiniz. Evet. Apandisit öyle maalesef. Apandiste yine bağırsakla ilgili, kör bağırsak deriz biz ona. Yani halk da kör bağırsak diyor. Evet. Apandist kalın bağırsakla ince bağırsak birleştiği yerde olur. Kör bağırsaklar ne yaptığı da bilinmez bugüne kadar. Ama son bir araştırmada, yani son zamanlarda bu apandiste alınan insanların, tabii bu bir tahminim Fransız oldu, tam şimdi hatırlamıyorum ama bilim şeyini, bir uzun yayın yapmış kendisi açısından, derlemiş tabii da şeyleri. Bu apandist olan hastaların uzun vadede kanser riskinin yüksek olduğunu söylüyor. Ama bu bir araştırma, yani kesin tespitlere geçmiş değil. Yani bu %100 kanıtlanmış bir şey değil. Apandiste mesela orada ne oluyor genelde? Orada kör bağırsak olduğu için iltihap oluyor. Yani bir diyelim yediğiniz yemekten dolayı da olabilir. Yani bağırsak iltihabı da olabilir. Orada bir iltihaplanma oluyor bağırsakta. En hafif noktası da delik orası. Çünkü en hafif noktası. Yani televizyonda bir program vardı, ben ona benziyorum. Zayıf halka var ya, en zayıf halka apandist bağırsakta. İlk de o feda ediliyor hemen. O iltihaplanıyor. Bir iltihap varsa. Peki yabancı ülkelerde ilk ameliyat edildiği çocuklar hemen alınıyor. Bizde alınmıyor. Geciktiriliyor. Sakıncası. Apandis mi? Evet. İşte demin onu dedim. Yani bu apandiste eğer uzun vadeli, yani ben ona inanıyorum. Eğer dört dörtlük apandist değilse, yani dört dörtlük apandist dedim nedir? Siz apandist diye açarsınız bayanlarda özellikle. Bird deriz. Kuş çıkar. İşte apandist. Her dört dörtlük apandistir. Tabii bu şunu mu anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Kuş yani apandist değil. Değil. Açıyorsun evet. Ama apandist çıkmıyor. Evet, evet. Yani o zaman bizde de tartışma şudur. Şimdi açtınız hastayı. Şimdi hasta geldi. Siz de apandist tanısı koydunuz. Apandist tanısı da koymak, eskiden için bahsediyorum. Şu an daha sağlıklı koyuyorsunuz. Evet. Ultrasonlar, tahliller hepsini yapıyorsunuz. Ama buna rağmen açıyorsunuz. Her şey dört dörtlük işte. Apandist çıkmıyor. Şimdi apandist değil bu, ağrısı var ama şimdi mesela FMF tekrar dediğimiz, kapıyorsunuz hastaya işte, apandist diyemezsiniz. Hayır işte, orada iki arada bir tıp da evet. Burada iki arada bir derede kalıyor. Evet. Alsak mı acaba, almasak mı? Şimdi genelde de FMF hastaları, yani FMF dediğimiz Akdeniz ateşi, onda da aynı apandist gibi karın ağrısı olur. Bulgular aynı, dört dörtlük. Çoğu FMF hastası yanlışlıkla apandist ameliyat olur. Yani çünkü gecenin bir vaktidir, doktor da şeydir, bakarlar apandist mi, evet. Gece mesela, o zaman şimdi olmuyor. O zaman tomografi de yok. Yani hasta ultrasona gidiyor. O ultrasona gazı var diyor. Ama hastanın ağrısı var. Fizik muayene bulgusu. Kan tahlillerde uyuyor. FMF'de de uyuyor. Açıyorsunuz, apandist değil. Almazsanız bu hasta bu sefer apandist, yani izi var. Şimdi iz de yok. Kapalı yapıyoruz artık. İz de bir şey. Hiçbir şey iz yok artık. Yani hep delikten yapıyoruz artık. Hocam bir ifadeniz daha var. Aynı makalede çok ilginç. O da diyorsunuz ki zamanında ameliyat edilmeyen bir hastanın ölme olasılığı da çok az demişsiniz. Hatta nasıl? Yok. Zamanında ameliyat edilmeyen bir hastanın ölme olasılığı yok gibi demişsiniz. Doğru mudur? Onu tam ben anlayamadım. Yani apandist ameliyatı zamanında olmazsa. Evet, evet. Yani o bakın apandist olduktan sonra mecbur ameliyat olursunuz. Evet. Bir türlü olmak zorundasınız. Yani o sizi bırak. Ha şöyle oluyor genelde, onu söyleyeyim. Şimdi apandist tanısı konduktan sonra hasta apandistim diyor. Apandist diye geliyor ama apandist değil. Evet. Bu hasta eğer dört dörtlük apandistse bu zaten beklemez, ameliyat olur.
olmak zorunda. Ama apandist olmayan bir kişi, apandist tanısı konmuştur. Sabaha da bekler, öbür sabaha da bekler, bir hafta da bekler. Onun kronik apandist yoktur çünkü. Yani devamlı bir apandist. Yani iltihaplandığı zaman apandistin geri dönüşü yok. O patlıyor gidiyor. Hocam dalağa geçelim. Oradan oraya da bütün vücut dolaştık gibi geldi. Kendimi ülke gezeniz bir tane seyyahlar olur ya, oradan oraya. Peki dalak evet. için önemli bir organ diyebilir miyiz? Çok, yani çok önemli. Ya öyle doğumda çok önemli, kan yapımında çok önemli bir organ ama belli bir yaştan sonra, yani mesela feda edilebilecek organlar var işte. Mesela şimdi sen beynini feda edemezsiniz. Gözünü feda edemezsin işte, tat duygusunu feda, ama mesela safra kesini feda ediyoruz, apandisi feda ediyoruz. Dalağı da belli bir, yani geliştikten sonra feda edilebilir bir organ, yani hastalığı varsa tabi. Hastalığı yoksa dalak duruyor yerinde. Dalağın büyümesi kansere belirli şey midir? Dalağın büyümesi daha çok kan hastalıklarında oluyor çünkü kan oradan temizlenip T hücre, şimdi onlar çok karışık tabi. Dalak mesela ilk kanın oluşumunda dalak çok etkili. Onun için, ama diyelim ki kan hastalığınız var, bozuldu. Sizin mesela talaseminiz var, yani kan bozukluğu oldu. Bir organ düşünün ki süzgeç görevi yapıyor. Siz devamlı pis atarsanız o süzgeç doluyor. Dalak da bunun gibi bir şey. Eğer kanınızda bir bozukluk varsa bu süzgeç görevi yaptığı için bu süzgeçten geçemiyorlar. Geçemeyince de dalak şişiyor. Belli bir süre sonra süzgeç görevini yapamıyor. O zaman dalağı alıyorsunuz, o kan vücuda direkt gidiyor. Hocam program öncesinde sosyal paylaşım sitesinde bir dinleyicimiz mesaj göndermiş, Işıl Şentürk Kanada'dan. Diyor ki bir kişi varis olduğunu nasıl anlayabilir diyor. Ha, varis, şimdi oradan oraya atladık. Varis evet, olayı bayanlar için çok çok önemli. Çünkü evet. bacaklarda oluyor genelde varis. Süremiz azaldığı için söylüyorum. Görüntü açısından çok sıkıntı duyuyorlar. Varis için ben hastalarıma şu Doppler çektirmeler. Yani Doppler dediği bir ultrason çeşidi. İçeride varisi var mı yok mu? Önce onu tespit etmemiz lazım. Yüzeyel varisler, yani görünen genel hastanın en büyük sıkıntısı yüzeyel varis. Onun içinde yeni çözümler var. Skleroterapi de yapıyoruz. Yani damarın içine gidip o damarı yakabiliyorsunuz. Ama lazerle o ince damar, kılcal damarları yakıyorsunuz. Gerçekten görüntü açısından mükemmel oluyor. Yani şimdi niye hastalar bunu yapıyor? Doğal olarak denize gidiyor. İşte etek giyiyor. Altta bacaklarının altında leke halinde görülüyor. Şimdi çirkin bunu tabi bunun için de bayanlara, özellikle erkeklere de doluyor tabi de, önerim şu: varisiniz yeni başladığında yaptırın bu işlemleri. Şimdi bana geliyor varis, her biri parmak kadar, yani nasıl yapıp bu işsiz olmaz artık, yani zaten kocaman, onu nasıl kapatsanız bile iz kalıyor onda. Yani ben onları yapıyorum. Süre geçmeden yaptırmak lazım. Tabii ilk göründüğünde yapılsa mesela başka yere de çıkabilir. İşte ayakta duranlarda falan, ama ilk göründüğünde yapılsa varis çok çok daha iyi. Peki hocam, varis önlenebilir mi başlangıçta? Varisi önlemek işte bu, yani oldukça önlemeniz lazım. Yani anladım. Gördünüz, doplerinizi yaptırıp oldukça. Şimdi birincisi genetik, ikincisi öğretmenlere düşün. Sabahtan akşama kadar ayakta. Onlar da demin hasta diyor ya, oturmaktan hemoroid oldum. Varis de genelde öğretmen hastalığıdır. Çok ayakta kalanlarda olur. Yani şöyle, o da niye? İki tane damar var vücudumda. Bir tanesi toplar, bir tanesi atar damar. Adı üstünde, atar damar, direkt damar attığı zaman kan yukarı çıkar. Toplar damar, yani deminki anlattığım valf sistemi, kapaklar. Mesela vücudunuzda kapak vardır, kan biraz ilerler, kapak tutar onu. Valf gibi yukarı çıkar. Eğer kapak bozulursa kan geriye doğru kaçar. Yani bacağınızdaki kan yukarı çıkmaz, kalbinize geriye doğru kaçar. O da şişer. O ana şeyi bu. Şişen yeri İşte o tedavi. İşe yaramıyor zaten. Onu kaybetmek lazım. Hocam, Fatih'ten bir dinleyicimiz aramış bizi. Süreyya Yıldırım demiş ki kıl dönmesi daha çok hangi yaşlarda görünür demiş bu. Yani, gençlerde 20'li yaşlarda görülür. Kendisi de bankacıymış. Riski yok. Kıl dönmesine şöyle riski var. Ben hastalarıma diyorum, yani istediği zaman ameliyat olabilir ama gecikti mi doktor zorlanıyor. Yani kocaman bir 4-5 yerden kıl dönmesi oluyor. Onu çevirmek, işte ameliyatını yapmak zordur. Ama kıl dönmesi ameliyatı olan hastalarıma şunu öneriyorum. Bir kere oranın kılsız olması lazım. Adı üstünde kıl dönüyor. Kıl dönmesi için kıl olmasa hocam, dönmez. Hocam, bir makaleniz var. Bir yanlış mı okudum diye sorayım ben size de. Diyorsunuz ki çok temizlik yapılırsa o kıl dönmesine adaydır diyorsunuz bir bölgede. Şimdi, o neden acaba? Şimdi şöyle bir şey. Yani genelde flora dediğimiz, bakın ben insanlara şunu mesela bir gün berbere gittim. Berber diyor ki saçı bir defa yıka. Dedim niye bir defa? Abi bir defa yıkarsak daha güzel görünüyor. Yorma. Bir daha alayım mı hocam? Pardon. Saçımı bir defa yıkar daha güzel görünüyor. Bir defa yıkarsın. Yani sen yine iki defa.
Şeyde de İşten mi kaçtı acaba? Vallahi ama saç güzel oldu. Ben baktım saçta şey sıkıntı yok. Şeyde baktığın zaman dermatolojik olarak baktığın zaman mesela titiz insanlar vardı işte eldiven giyersin elini yıka. Oraya değer elini yıka. Bakın bir floradır bu. Bunun da günlük ihtiyaçları vardı. Yani her şeyden sonra elinizi yıkayamazsınız. Yani biraz mesela insanın biliyor musunuz en pis yeri neresi? Ama siz de yıkıyorsunuz çok sık. Ben şahit oldum. Ama şimdi ben ne yapıyorum? Adam şimdi benim yaptığım işi mecbur ya. Ya şimdi mesela günde ben kaç defa yıkıyorum? Diyelim 8 ameliyata giriyorum ben. 8 defa yıkanmak zorundayım zaten. Yani ellerimi ya ameliyata girerken yıkıyorsunuz. Bu adamı. Ama şey diyorum mesela her şeyden sonra flora açısından düşünürseniz çok yıkamanızın bir şey yok. Bir de yani mikrop açısından düşünürseniz insanın en mikroplu yeri nere biliyor musunuz? Elin. Ağzı. Ağzı. Ağzının içi. En çok floranın yani mikrobun olduğu yer ağzın hocam, içi. Peki ne yapmamız lazım mikrop? Bir şey yapmayacağım. Mikroplu olacak zaten. Doğalı o zaten. Doğalı olması olacaksın. Gereken. Tabii olması gereken. Orası mikrop zaten. Yani çok temiz olmanın yani ben tabii temiz olacaksınız ama yani her şeyden sonra elimi yıkayayım. Flora elini bozarsınız. Yani orada öyle. Ondan peki hocam erkeklerde mi daha çok kadınlardan mı daha çok kıl dönmesi? O oran kıl dönmesine %50 %50 fark. Ama son zamanlarda bizim şeye baktığımızda hormonal denge bozuk. Kızlar erkekler hemen hemen aynı. Ama Türkiye'de bir erkeklerde daha fazla. Doğu kökenli olarak. Peki hocam ben bir şey duyuyoruz böyle diyorlar ki kıl dönmesi tedavi edilmezse kansere kadar gider. Doğru mu bu? Yok. Doğru. Kansere gitmez ama şu olur kıl dönmesi tedavi edilmez çok başına bela olur. Hastanın. Ne gibi hocam? Şimdi deliktir zaten. Bir delik, iki delik, üç delik, dört delik derken o delik aşağı gidip makata kadar gider. Bir de ameliyat dolamaz hasta. O hastalarda çok büyük sıkıntı oluyor. Kemiğe kadar ilerleyebilir. Ama bu süreç çok uzun. Yani hasta kendini yaşlılarda olur genelde. Kıl dönmesi yani 20'li yaşlarda, 25. yaş, 30 yaşlarda olur. Hasta da onu ameliyat ettirir zaten. Ettirmese sıkıntı olur. Hocam kolon kanserine geçiyorum tekrar biraz. Evet, vücudumuzda hangi organa görülüyor bu? Bağırsakta yani şimdi şöyle ağızdan girdiğimizde işte makata kadar olan kısmın mide var. Önce mide var. Mideden sonra 12 parmak bağırsak, ince bağırsak ve bağırsak. Bağırsak yaklaşık 90 santim kalın bağırsak. Şöyle düşünün vücudun ne kadar bakın komplike olduğunu. Ağzınızdan aldığınız makatınıza kadar vücudu açtık diyelim. Yere serdik. Evet. Ne kadar biliyor musunuz ölçümü? Tek tek açtık ama böyle. Onu yazmışsınız evet. Evet bir futbol sahası kadar. Söylemişsiniz evet ben tabii, onu okumuştum. Bir futbol sahası. Yani bak, siz yediğiniz yemeğin, yediğiniz yemeğin yani vücut o kadar düzenli çalışıyor ki yani bunu yani şöyle düşünüyorum ben. İnsan kendine ediyor. Yani insan vücudunu bozmak için gerçekten çok çaba sarf ediyor. Her şeyi yapıyor. Yani en son doktora diyor ki işte tamam diyor. Doktor da bu yapan adamı düzeltmeye çalışıyor. Peki hocam bir makaleniz var yine. Demişsiniz ki o makalede yemeklerde yağ ve kırmızı eti azaltmak kanser riskini düşürür. O şöyle abartılmadan ben hastalarıma hiçbir zaman mesela kanser hastalarıma da işte bağırsak çok aman işte kırmızı et yeme. Bakın insanın biz insanız sonuçta. Evet. Zevk aldığımız şeye bakın. Birincisi yemek. En büyük şey yemektir. Zaten sen sabah, öğlen, akşam yiyorsunuz. Üçüncü gezmek, görmek. İşte yani bizim yaşam sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz. İşte evinize gidip bir yemek yiyeceksiniz veya gündüz yemek yiyeceksiniz. Yani onun için insanları yemekten mahrum etmeyeceksiniz. Hocam, yani bir şey var. Terti sökülür dikemez diyorlar. Siz de fazla yemek yemiyorsunuz onu görüyorum ben. Ben yiyorum ya. Ben mesela şöyle her akşam bir kere salata yiyorum onu kesin. Bakın evet. Demin dedim biberim yerim. Evet. Sabah da kahvaltı açısından sabah ufak bir kahvaltı yapıyorum. Evet. Öğlen genelde hastanelerde yemeklerden işte hastane değil yemeklerde genelde toplu yemeklerde çok sıkıntı çekiyorsunuz yağlardan dolayı. Onu tercih etmiyorum. Basit bir şeyler yiyorum yani yine salata türü şeyler yiyorum. Yani beslenme alışkanlığı açısından kendimize dikkat ediyoruz. Ama şey açısından, hasta açısından baktığın zaman ben şimdi kolon kanseriyle ilgili konuştuğumuz zaman hasta gerçekten eğer düzenli besleniyorsa, sağlıklı besleniyorsa, genetiği yoksa çok uzun süre yani bu kanserden korunabiliyorlar. Ama siz hem genetiğinizde var hem de düzensiz besleniyorsanız odan çok sıkıntı yaratıyor. Hocam hemen şey geçelim. Guatr hastalığı vaktimizde devamışken. Esasında en önemlisi unuttuk. Evet, Guatr'ı unuttuk. Evet, evet, evet maalesef. Karadeniz'in yağısı Guatr. Evet, doğru söyledin. En çok yapılan ama. Bir dahaki görüşmemizde. Tabii Guatr'ı konuşuruz. Sırf Guatr'ı konuşabiliriz. Evet. Guatr'da da şöyle bir şey. Türkiye'de çok fazla Guatr var. Karadeniz'de de çok fazla geliyor ama öbür bölgelerde de var. Bir gün bir toplantıda Karadeniz'de bir profesör arkadaşım vardı. Ona sordum ya sizin Karadeniz'de niye guatr fazla? O şöyle bir açıklama yaptı. Bizde kara lahana var ya dedi. Evet.
O dedi yörep deriz biz, eğimli araziye ekilir dedi. Yağmur da çok yağıyor dedi. O yağ dedi bütün o iyotlu tuzları götürüyor dedi. Orada da yetişti şimdi, onu yeriz, ondan guatr. Tabii bu bilimsel bir geçerliliği yok ama şu var. Guatr, ben guatr şu organ açısından düşün, hepsi önemli organların. Hepsi çok çok önemli. Ama guatr bir saat düşünün, bir saat. Saatin zembereği. Yani o zemberek olmazsa saat çalışmaz. Çalışır. Ama doğru göstermez. Onun için guatr çok önemli. Yani vücudun dengesini sağlayan en önemli organlardan biri guatr. Guatr fazla çalışırsa sıkıntı olur. Az çalışırsa sıkıntı olur. Nodül olursa sıkıntı olur. Yani hasta mesela, hiç düşünün, guatr çalışmayan bir insan saçları dökülmeye başlar. Şişmanlamaya başlar. Halsizlik olur. Evde devamlı yatar. İşte karıysa kocası geldiği zaman nasıl yemek yapacağım? İşte yapmasam bugün olur mu? Öyle bir... Eğer hızlı çalışıyorsa stres hakimiyeti. Yine saçlar dökülür. Evde bir panik yavaş. Peki hocam, toplumda yaygın Karadeniz bölgesinde, başka bölgelerde de görünmesi... Var var. Her tarafta var. Yani yine o da genetik bağlantılı. Yani kanserinden tutun, iltihabından tutun. Toprak yapısından dolayı mı acaba? Olabilir. Yani şöyle bir şey. Ama genelde birebir değil ama Karadeniz'de genelde son zamanda hastalığın çoğalması, son 20-25 yılda son zamanda daha fazla olması, işte bir Çernobil'e bağlıyorlar. Gerçekten evet. Çernobil'in etkisi onu var mı? Onu soracaktım, siz söylediniz. Çernobil'in etkisi var mı? Ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karadeniz bölgesinde kanser oranı daha yüksek. Yani hani bunun dört dörtlük bilimsel bir açıklama. Ama bize gelen hastalara baktığımızda, ha şöyle bir şey var. İşte Karadeniz'den göç alıyor çok İstanbul. Hocam birkaç kelimeyle soğuk sıcak modüller. Ha soğuk sıcak modül şöyle. Hasta nodülü var. Guatr nodülü var. Nodül de şöyle anlatabilirsiniz. Evet. Hasta nasıl anlar? Zaman da doldu herhalde. Evet, evet. Nodülü nasıl çok anlatabilirsiniz? Hocam, nodül, bu ev sizin. Guatr burası. Evet. Evde tek başına yaşayan başka birinin daha olduğunu düşün. Kendi kafasına göre çalışıyor. Yani o adamla sizin hiç ilginiz yok. Nodül de öyle, kendi başına çalışıyor. Eğer sıcak nodül varsa çok tehlikeli değil. Onu hiçbir şey yapmazsınız ama soğuk nodülse ve 2 santime geçme mutlaka ameliyat olmaz. Hocam lazım. Sizden bir daha söz alalım. Bir dahaki programa davet ederim sizi. Gireyim. Süremiz yetmedi. Evet, yetmedi. Son olarak neler söyleyeceksiniz hocam? Neler söyleyeceksiniz? Ya böyle bir program, yani ben radyo programları gerçekten ben verimli olduğunu inanıyorum. Evet, çünkü televizyondan daha çok seri dinleniyor. Onun bir farkındasınız. Farkındayım. Çünkü televizyonu zaten yani bir bakın, radyo hiç kendi işinizi yaparken de dinleyin. Televizyon öyle değil. Direkt seyredersiniz. Ama radyo programları gerçekten daha çok ulaştığını inanıyorum. Bu programların da faydası ne? Onu söyleyeyim. Ben kendi açımdan da söyleyeyim. Hasta mesela tesadüf bu programı dinlemişse, tesadüfen dinlemişse bile buradan bir iki kelime alırsa, en azından doktora başvurmasını hızlandırırsak, bir kişiye faydamız olursa yeter. Ben gereken size şunu dedim. Şimdi doktor olarak işte bir ameliyat yaparsınız. 100 tane ameliyat yaparsınız. Bir tane hastanız ölür. İşte %1 komplikasyon. Hocam zaten söylemiştiniz. Ben sosyal olayların hepsinde varım demiştiniz. Evet. Her yere giderim demiştiniz. Evet. Söylemiştiniz. Programımızın sonuna geldik hocam. Teşekkür Herkese ederim. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür İyi akşamlar. Ederim. İyi akşamlar. Birlik sofrası. Denge Rujilat programının tekrarı her cumartesi saat 22'de 95.1 Özgür Radyo'da. Her pazartesi 20'den sonra ezberinizi bozacak kadar cesur musunuz? Kimliksizleştirilenler, LGBT bireyler, Kürtler, Ermeniler, Aleviler, Çingeneler, engelliler, sokakta yaşayanlar, ateistler, dinsizler, agnostikler, gerçek Müslümanlar, gayrimüslimler, anlaşılamayanlar, kendini ifade edemeyenlerle yüzleşmeye hazır mısınız? Esmeray ve Melek Bengü Şahin her pazartesi saat 20'de Cadının Bohçası'nı açıyor. Cadının Bohçası 95.1 Özgür Radyo'da. Kara Lastik programının bu haftaki konuğu Niyazi Koyuncu. Kara Lastik her pazartesi saat 17'de 95.1 Özgür Radyo'da. Haydi.
Şimdi reklamlar. DMS Dijital Baskı Merkezi, Ozalit, renkli siyah beyaz fotokopi, iç ve dış mekan afiş, katalog, ciltleme, grafik tasarım ve her türlü malzemeye dijital baskı, CD, DVD ve USB bellek baskı ve çoğaltma işlerinizde hizmetinizdeyiz. Adres Osman Ağa Mahallesi, Mühürdar Fuat Sokak, numara 10 Kadıköy. Telefon 0216 545 26 26 545 26 26. dmskopi.com. Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türküseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 7 Şubat Perşembe Yüksel. Oy, le, 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 İbrahim, oy, hey, le, 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 le. Rezervasyon 0212 251 0110 251 0110 mektuplar.com. Bakırköy Anadolu'm Türk Evi'nde her cumartesi töre Anadolu, Eşrefoğlu al haberi, bahçe bizim gül. 3 Şubat Pazar Kenan Coşkun sizlerle. Saçlarından bir